Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Şaka değil mi baba? Olamaz çünkü böyle bir şey. Şaka yapıyorum de baba. Ulan boş bir şakası mı olur be? Gerçeği de olmaz ama. Ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Muhsin babacığım, aceleye gelmiş bir karar değil mi bu? Yok kızım, yok. Sen bilmiyorsun. Biz ta yıllar önce bu ufacıktı. İlk olaylar patladığında. Sırf bu üzülmesin diye. Buna hiçbir şey hissettirmedik. Ruhu bile duymadı. Ya gerizekalıyım çünkü ben. Hiçbirini anlamadım. Nasıl? Anladın mı sen her şeyi ya? Mesela ilk olayın patladığında Abant'tan, yılbaşından, tatilden dönüyorduk orada. Tabii. Annemin yılbaşı gecesi giydiği elbise yüzünden tartıştınız. Sen düzeltmeye çalıştın, o itiraz etti. 2 ay sürdü o tartışma. Avukat bile baktınız, hepsini hatırlıyorum. Ama orada haklı olan bendim değil mi? Hayır baba. Sen o sıralar fazla kıskançtın. Hepsini hatırlıyorum. Kıskançlık sizde genetik galiba. Efendim? Meseleyi tatlı tatlı mı çözsek diyorum. Yani gerilmeden. Yok kızım, öyle gerilmek falan filan değil de... Ya bilmediğin şeyler de var ya. Daha sırf o olay değil ki. Bak mesela bir tane şey vardı. Sen o zaman ilkokul 2'ye gidiyordun. 3'e. 3 mü? 3'ün sömestrindeydim. Annen dayını ziyaret etmeye Paris'e gidiyor demiştiniz. Çok hasta oldu dayın, ona bakacak demiştiniz ama siz ara vermiştiniz, ben biliyorum. Geçirdiğim en kötü sömestrdi çünkü. Ya sen hissetme diye o kadar da gezdirmiştim seni var. Hiç zorlama baba, ben biliyordum hepsini. Çok şükür her şeyim vardı. Ne istesem alınıyordu, sus payı. Hala da öyle. Tek korkum sizin ayrılmanızdı. Galiba hala da öyle. Tamam oğlum, o zamanlar öyleydi ama şimdi artık koskoca adam oldun, atlatırsın bak. Evlendin, mutlu mesut yaşıyorsun çok şükür. Artık ben son düzlüğüme geldim oğlum ya. Biraz kendimi düşünmek zorundayım kızım ben de. Tabii ki kendinizi düşünün Muhsin babacığım. Yani gezin, tozun, ne istiyorsanız onu yapın, hayatın tadını çıkarın da... Yani boşanmak ciddi bir karar. Düşünseniz hiç fena olmaz. Baba şunu da unutuyorsun bak. Bu yaşadığın şeyler, o geçirdiğin o büyük ameliyatın geri dönüşleri. Böyle olurmuş. İnsanların karakteri değişirmiş. Özellikle büyük kalp ameliyatlarından sonra. Hadi canım, hurafe onlar ya. Ben Muhsin Yiğiterim ya. Allah Allah. Ne alakası var? Bunun örnekleri var. Sen fevri davranıyorsun şu anda. Bunların hiçbiri bana işlemez. Muhsin babacığım tamam. Bizim hatırımız için 3-5 gün daha düşünün. Yani Yelda Hanım'a bir süre daha açmayalım bu meseleyi. Bizim hatırımız için. İyi tamam, kararım değişmeyecek ama sırf sizin hatırınız için 3-5 gün daha açmayacağım, tamam. Ama değişmez. Vay arkadaş, siz gelin kayınpeder ne kadar güzel bulmuşsunuz birbirinizi, tencere kapak misali. Ne kadar da benziyorsunuz birbirinize değil mi? İkiniz de bencil, inatçı. Oh! Ne alakası var Kerem? Ayrıca ben Muhsin Baba'ya bencil dedirtmem. Aman dedirtme. Hem sen suçunla otur. Ailemizin artisti. Kerem söz vermişlerdi. Açıklanmayacaktı. Rol icabı vermiş olabilirler mi o sözü? Kitlelerin yeni saf starı. Ha, ben bunun hesabını soracağım zaten. Önemli olan senin hesap sorup sorman değil. Önemli olan senin yine bencillik yapıp sözünü tutmaman. Boğazlıyan'ın dizi kraliçesi. Star, kraliçe, şu kelimeleri bir bırakabilir miyiz artık Kerem? Asıl meseleye dönelim. Annenle babanın boşanmaması için bir şeyler yapmalıyız. Yapmalıyız? Biz. Sana ne oluyor ya? Hepsi senin suçun zaten. Bak hatırlamayayım diyorum. Ah salak kafa. Keşke ben o gece hiç atölyeye gitmeseydim. Senin hayatın kurtulacak diye bizim hayatımıza neler oldu? Zorla evlendirildiğim yetmiyormuş gibi şimdi annem ve babam boşanıyor. Hepsi senin yüzünden. Ay ay! Benim başıma senin kadar taş düşsün Kerem. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Yelda Hanım'la konuşmalıyız. Sakın. O babamdan da inatçıdır. Delirir, çeker gider. Tamam, ben açık vererek konuşalım demiyorum ki yani. Böyle çaktırmadan konuşalım. Yelda Hanım böyle üstten konuşmasın Muhsin Baba'ya. Böyle alttan alsın, her şeye itiraz etmesin, biraz anlayışlı davransın. Biz de bu sırada Muhsin Baba'yı ikna etmeye çalışırız. Tamam. Yalnız senin bu bencilliğini, sözünü tutmadığını unuttum sanma sakın. Onları bir birleştirelim. Sonra biz boşanacağız. Yani bu işin sonunda bir çift kesin boşanacak. Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anlasana artık, ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara, aşktan öte köy yok, anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Yüzün gülsün, unutma, mutluya oynuyoruz. Sen aynada bence kendi suratın haline bak ya. Aliye Ronan'ın Kınalı yapıncağa baktığı gibi bakıyorsun. Ben senin gibi profesyonel oyuncu değilim. Kusura bakma Kınalı yapıncak. Tamam Kerem, hadi biz asıl meselemize dönelim. Çok güzel bir kamp geçirdik değil mi? Çok güzel. Harikaydı. Babamın sayesinde harikaydı. Babamı öne çıkarıyoruz hep. Bunu unutma. Tamam. Ya o şeyde ne komikti ya o tulumdaki halimiz değil mi? Ah, gülmekten öldük. Kamp yaptık, ateş yaktık, sucuk ekmek yedik. Hepsi harikaydı ama en güzeli neydi? En güzeli Muhsin babamın hoş sohbetiydi. Bize öğrettikleri, bize kattıklarıydı. Ya. Hayatım biz bunu daha sık yapalım. Ya bence hatta hep beraber yapalım. Yani kamp yapalım, gezelim, tozalım. Ay yapın aman benim de kafamı şişirmesin. Anne olur mu öyle şey? Sen de olmalıydın, olmalısın artık yanımızda hep beraber. Ay Keremciğim ben öyle börtü böcek içinde duramam biliyorsun. Yani hiç sevmem öyle şeyleri. Yelda Hanım yok, börtü böcek yok. İnanır mısınız burada bile daha fazla sivrisinek var. Aynen. Anne bir görsen ormanın halini. Tertemiz, bal dök yala. Toprak bile saklanmış, yerinde suni çim var sanki. O kadar nizami her şey. Böyle bir güzel... Ay Kerem Allah aşkına abartma yeter. Ay hayret bir şeysin. Ben gençliğimde de böyle çadırlı yerlere gitmezdim. Bundan sonra da hiç gitmem. Tamam, çadırlı yerlere gelmesen de o zaman şöyle yaparız. Karadeniz turu, babamın dediği. Ona gidin işte. Ayrıca her şehirde artık 5 yıldızlı otel var. Öyle huzurlu bir şekilde oturursun, spası, saunası değil mi? Ay bu mevsimde yağmurlu olur oralar. Yani böyle başımızı bile çıkaramayız dışarı. Hem ayrıca ben zaten böyle yağmurlu bir yere gitmek istesem Londra'ya giderim mesela değil mi? Yani böyle elimde akşam 5 çayım alışveriş merkezinin penceresinden bakarken yağmurun tadını çıkarabilirim. Oraya da Muhsin gelmez. Gelir. Yani Muhsin baba da gelir. Niye gelmesin Yelda Hanım? İster yani sizinle vakit geçirmeyi ister. Hayırdır? Siz niye böyle bu işin peşine düştünüz? Bir şey mi oldu? Muhsin size bir şey mi söyledi? Yok Yelda Hanım bir şey olmadı. Ne diyecek ki Muhsin baba? Ne güzel gittik geldik. Hem Muhsin nerede? Ben geldiğinden beri görmedim onu. Ben görmedim. Anne sen de biliyorsun, ameliyat sonrası babamın huyu değişti. Üf, ay sorma Kerem, vallahi ben yani artık bu adamın bu haliyle ne yapacağımı iyice şaşırdım yani. Biraz suyuna mı gitsek biz Muhsin babanın? Biraz dediklerini dinlesek mi? Yani hep beraber diyorum, hepimiz. Sizin için demiyorum Yelda Hanım. Muhsin babayı dinleyelim, bir yere mi gitmek istiyor? Bence gidelim, biraz vakit geçirelim onunla. Evet, biraz sabırlı olalım. Bir süre sonra değişir onun bu postmodern Muhsin tavırları. İnşallah. Ben çıkıyorum. Rıfat'la buluşacağım. Akşam yemeği beklemeyin beni. Muhsinciğim. Senin ne o üstündekiler? Sen Kerem'in gardırobundan mı giyiniyorsun? Ha? Gardırobumu değiştirdim. Nasıl, yakışmış mı? Hayatım, senin çoraplarını bile ben alıyorum. Ne ara yeniledin sen o gardırobu? Ya beni dede gibi giyindiriyorsun. Bundan sonra böyle. Bana bak, senin Rıfat'la ne işin var? Bir şey danışacağım. Hadi bana eyvallah. Ay, Muhsin, bana bak. Ay, öyle 5 kere evlenip boşanmış insanla senin ne işin olur ayol? Bak, görüyor musun? Bak, bak. Tamam anne, gitsin. İş konuşurlar belki. Ne kadar şık, güzel olmuş. Boş ver, sabırlı olalım. Kız vallahi bak, yüzüm burada diye söylemiyorum. Ben buraya gelmekten o kadar memnunum ki bütün kız arkadaşlarıma, mahalledekilerin hepsini anlattım. Vallahi güle oynaya geliyorum buraya. Sen mahalledekilere burada konuştuklarımızı mı anlatıyorsun Nazmiye? Ay bir sakin ya Rıza'm. Güya benden daha fazladır buraya geliyorsun. Hala böyle bir gerginlik, hala böyle buralarında damarlar çıkıyor. Demek ki sen benim kızlara anlattıklarımı duysan. Ama yok, merak etme yani. Hani ben öyle arkanı dönüp uyduklarını hiç anlatmadım. Senin hep böyle kaplan gibi olduklarını anlattım. Ben erkeğimi ezdiren bir kadın değilim. İltifatlarınız için çok teşekkür ederim Nazmiye Hanım. Sağ olun. Bugün isterseniz gün içerisinde birbirinize ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Bu vakit size yeterli oluyor mu? Bunu konuşalım. Rıza Bey, sizinle başlayabiliriz isterseniz. Vallahi işte sabah kalkıyorum, gidiyorum kahveyi açıyorum. Sonra eve kahvaltıya dönüyorum. Sonra yine kahveye gidiyorum işte. İşte duruma göre bazen öğle yemeğine geliyorum, bazen kahvede hallediyorum. Sonra da akşam çıkıp eve geliyorum. Yani gün içinde epey görüyorum karımı. Aferin Rıza'cığım, akşam eve gidince hatırlat da altın madalyonu şöyle geçireyim boynundan. Kadın onu mu soruyor ya? Baş başı diyor. Ne kadar vakit geçiriyorsunuz diyor. Nazmiye, şimdi o anlatılır mı? Gerektiğinde anlatılır tabii ki ama ben baş başa vakit geçirebiliyor musunuz? Hatta baş başa kalabiliyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Çünkü bu süre ne kadar uzun olursa çiftler arasındaki uyum o kadar kaliteli oluyor. Yok anam, vallahi ne baş başa kalması. Biz evlendiğimizden beri bir gün dahi baş başa kalamadık. Ben çünkü kayınvalidesi olsun efendim, görümcesi, kayınbiraderi olsun, öyle bir eve gelin geldim. Yani yalnızlık bizim neyimize. Ne yapsaydık Nazmiye? Sen eve gelin geldin diye insanları sokağa mı atsaydık? Ya onu mu diyorum ya ben? Ama biz baş başa bir eve çıkabilirdik yani. Balayına bile baş başa gidemedik. Yine başladı balayın muhabbeti ya. Seni balayına götüren de kabahat zaten. Kayınvalidem ve görümcemle gittim balayına, hem de Kaplıca'ya. Annemin romatizmaları biraz azmıştı da o ikisi bir arada çıksın dedim. Millet balayında kocasıyla jacuzzi'ne giriyor. Ben kayınvalidemle birlikte Kaplıca'ya gittim de onu böyle affedersiniz keseledim. Bir parmak kir çıktı. Belli ki siz hiç yalnız kalmamışsınız. O zaman şöyle yapalım. Bir gün geçireceksiniz. Baş başa, hiç kimsenin olmadığı, hatta Buse'nin dahi olmadığı bir gün. Geldiğinizde de ikisini karşılaştırırız. Belki de evliliğinizdeki tüm sorunların kaynağı orada gizli. Yani ben söyleyinceye kadar haber olmayacak diye bana söz vermiştiniz. Haber olmuş. Bu ne? Ne demek bu şimdi? Ayşe'cim lütfen sakin ol. Bunu bilen sen, ben, yapımcı, yönetmen var sadece. İnan bu kaçağın nereden çıktığını bilmiyoruz. Demek ki birisi söylemiş değil mi? Haber olduğuna göre birisi söylemiş. Ya ben bu şartlar altında çalışamam yani. Ben bu şekilde çalışmayı kabul etmiyorum. Ortada bir sözleşme var. Bu senin için inan hiç iyi olmaz. Ben bunun sorumlusunu bulacağım ve o bunun cezasını çekecek. Tamam Serpil Hanım, düşüneceğim. Yani bizden biri söylemediyse kim söyledi o zaman? Sen dediniz ki cıvık cıvık bir tabak... Mis gibi yaptı işte kız. Allah Allah, daha o gelin ne yapsın sana? Babaannesini duymuyor, neden söylüyorsun? Olsun kızım, ben söyleyeyim de. Bak sen de sakın içinde tutma, iyi değildir ha. Annem gibi olayım yani, babam gibi olmayayım. Maşallah benim kızımı. Kız sen cin misin? Bak Nazmiye, insanların kalbini kırmayalım, usulünce söyleyelim, tamam mı? Hatta sen hiç konuşma, ben söylerim. Sen de beni iyice şey yaptın ha. Benim de annem, benim de kardeşim. Niye insanların kalbini kırayım ki? Aşk olsun. Tamam, tamam. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin, gelin. Anlatın bakalım, nasıl geçti seans? Ay eve bak ya, sanki profesör evi, sanatçı evi, seans falan deniyor. Ulan Nazmiye, çocuk gibi her şeye özeniyorum be. Neyim eksik ya? İyi tamam ya. Ne oldu, ne dedi? Bir görev falan verdi mi? Sen onun işini yap, o senin işini. Öyle bir şeyler oldu mu? Yok, o şekil olmadı da. Biz yalnız şey yapacakmışız. Yalnız ne yapacakmışsınız? Ya hiç biz yalnız kalamadığımız için baş başa birbirimizi tanıyamamışız. O yüzden evde yalnız kalın dedi. Ne yapayım, evimden mi gideyim? Vallahi öyle dedi. Anne ben bir gün yüzü bile görmemişim. Hizmetçi gibi hep evde çalıştırılmışım, ezilmişim yani. Onu demeye getirdi kadın hep. Oldu gelin, çenemi bağla göm. Ya ana o nasıl laf? Allah Allah, Nazmiye senin de hiç ayarın yok ha. Bir gün anacığım, bir gün. Bir güncük. Yani Buse bile olmadan baş başa vakit geçirmemiz gerekiyormuş. Oley! Ben alanda kalırım. Kızım bir dur sen de ya. Ben başka yerde kalmam. Ya tamam işte, kocaman ev, hep birlikte kalın, ne olacak? Yok, biz Erkut'la Hacı dayılara gideriz. Buse'yi de halasına götürürüm artık. Ay Allah yahu. Beceremiyorum ya. Neyi beceremiyorsun? Ya fotoğraf koydum da konumu nasıl şey yapacağım onu beceremiyorum. Tüf ver bana. Ha bak şuraya basıyorsun ilk önce. Bak buraya basıyorsun. Bak oldu mu? Ha oldu işte. Tamam. Bas oraya yolla şimdi. Şöyle mi basayım ya? Ha. Ha tamam. Oldu. Ulan ne şanslı adamsın vallahi ya. Şans mı? Ne alakası var şimdi şansla ya? Aslan gibi oğlanı şirketin başına geçirdin. Ah, dert yok, tasa yok. Rahatına bakacaksın. Evet, geçirdik başa da. Bakalım ne yapacağız bilemiyorum. Karar veremiyorum ya. Ya kamp yapayım dedim, dışarıda gezeyim falan dedim. Biliyorsun ben evden işe, işten eve giden adamım. Şimdi işe gitmeyince sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapacağımı şaşırdım, her şeye saldırıyorum. Ne gülüyorsun ya? Senin çaren bende. Ne alakası var çareyle falan ya? Bekle. Bekle. Şu neredeydi o? Heh. Nasıl? Harika. Ya. Ne güzel bir şey bu ya. Bu senin olacak. Bak bakalım gözün başka bir şey görüyor mu? Yok ya, ben bu yaştan sonra yapamam. Asıl bu yaştan sonra kıymete biniyor. Ya ben bir gün görmesem dayanamıyorum. Hem biliyorsun bundan bende bir sürü var. Yok ya, ben bir tanesini bile şey yapamam, yapamam ben ya. Sen bir tanesiyle başla. Hele bir tadını al. Zaten sen kendin isteyeceksin. Yok ya, ben yapamam. Yaparsın Muhsin, yaparsın. Maşallah be, Allah neler yaratıyor ya. Değil mi? Bak bak şimdi de bebekte. Ay Muhsin baba da gittiği her yerden konum atıyor ha. Hiçbir yerde de yarım saatten fazla kalmıyor. Emekli adam canım geziyor işte, ne var burada? Emekli adamın gideceği yerler mi orası Samet ha? Vallahi sus, delirtme beni. Zaten sinirlerim bozuk, ona göre. İyi tamam ya. Ödü koptu ya canım. Yelda abla sen de Muhsin babaya kızıyorsun, Samet'e patlıyorsun. Ya sıkıysa ona bağırsana. Gelsin ona da bağıracağım, merak etme. Aa, gerek yok Yelda Hanım bağırmaya. Değil mi? Evet. Telefon kullanmayı bilmiyor ya. Tuşlardan biri açık kalmıştır, gittiği yerlerden konum atıyordur, otomatik. Farkında değildir o. Keremciğim, bak adam akşam yemeğine gelmedi değil mi? Hani sen akşam yemeklerine gelmeyince olay çıkarıyordu. Hani nerede kendisi? İşte 40 yılın başı çıkmış adam arkadaşlarıyla. Anne tamam hadi boş ver. İşte zaten ne oluyorsa bu arkadaşlar yüzünden oluyor. Benim hazmedemediğim de bu zaten. Hayır, ben neyi istemiyorsam istemediğim ot geliyor benim dibimde bitiyor. Ay ne diyeceğim? Bu Rıfat abinin geçen gün gazetede haberi çıkmış. Kendine yabancı bir sevgili yapmış. O şimdi onun arkadaşlarıyla falan yemek yiyorlardır beraber. Hülya, bak vallahi sinirim tepemde diyorum, anlamıyorsun. Sus beni delirtme. Fena olacak ona göre. Ay Yelda abla sen de kızmaya yer arıyorsun. Samet, kalk gidelim. İyi geceler. Ay, bu da iyi geceler diyor hala. Gel. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hayır bir de diyorsunuz ki yok babamla aranı düzelt, yok işte böyle tatil planları yap, bir şeyler yap, adamı bul ki yapasın. Daha ne kadar devam edeceksin böyle kötü kötü bakmaya Kerem? Sinirim geçmiyor bir türlü. Bak Serpil Hanım'la konuştum. Yani kim yaptırdıysa bu haberi bulacak. Hesabını soracağız yani. Umurumda mı sence? Benim derdim senin sözünü tutmaman. Bana kızıyorsun ama. Bence bu işin arkasında kim var biliyor musun? Yani haberi bence kim yaptırdı biliyor musun? Umurumda olmadığını söyledim değil mi? Ceyda yaptırdı. Hatırla, o sabahı hatırla. Daha karga yemeden haberi bize kim gösterdi? Ceyda. Ben işemedim ki. Miki işedi. Biliyor musun bu filmi? Güzel filmdir, tam senlik. Sanat filmi. Ama o lafı söyleyen çocuktu. Sen göktaşı düşse Ceyda'dan bileceksin. Ceyda kadar başına taş düşsün. Ceyda da Ceyda, Ceyda da Ceyda. Şu işlemleri de bir an önce halledelim. Boşanalım artık. Birbirimizden daha fazla nefret etmeden. Evet, etmeyelim. Hemen bitsin. Aman, ne acelesi var canım? Atarım ben bir ara imzayı. Yani boşanma kaçmıyor ya. Şey, neydi? Bu senin kızının mezuniyetinden sonra atarım imzayı. At artık şu imzayı ya. Sabri Allah belanı... Sabri... Senin Allah belanı vermesin Sabri. Hadi at gülüm. Hadi ben senin üstüne 5 defa boşandım. Hadi sen ne buldun bu uzunda ya? Sabri bak belim ağrıyor. Dönemiyorum. Sen ne ara girdin yine bu eve? He? Git. Girelim ben eve ben. Ben bu eve kocan olarak giremiyorum. Bari bırak. Buranın vekil harcı olayım. Bırak. Kahyası olayım ya da en kötü Beşir olayım böyle ince hastalıkla ince gireyim, finalimi yapayım. Güvenlik! Buyurun Ayşe Hanım. Al Sabriye, alın götürün onu buradan. Al. Gitmem Ayşem. Ayşe bari bahçıvanın olayım Ayşe. Ne yapıyordu? İmza. Ay, imza atıyordum. Kerem. 35 yıllık sahte bir evlilik. 35 yıllık bir yalan. Ama bizim yalanımız. Bir türlü bitiremediğimiz yalanımız. Ayşe. Gözlerin gözlerime değdiğinde artık bakışlarımı kaçırmak istemiyorum. Ellerin hep ellerimde olsun istiyorum. Al. Seni seviyorum de, ömrümün geri kalanında yaşamam için bir sebep olsun. Ayşe, benimle evlen demiyorum. Beni sakın bırakma diyorum. Gözlerim doldu da ağlayamıyorum. Hastalık işte ama dayanamıyorum, ağlayacağım. Çok duygulandım Kerem. Kafi. Ayşe, öp beni. Ama dayanamıyorum, ağlayacağım. Ağlıyor mu ya? Ayşe? Ayşe? İyi misin? Ay iyiyim. Rüya gördüm de ağlıyordum galiba. Hı. Nasıl rüyaydı böyle ağlayacak kadar? Paylaşmak ister misin? Senaryo vardı da senaryoda ağlamam gerekiyordu. Ondan ağladım herhalde. Tabii. Ben duşa giriyorum. Da beni kahretsin ya. Soracak başka yalan mı bulamadım? Hangisine karar verdin? Kahverengi gözlü var ya, üçüncü gösterdiğin. Olmuşken o olsun. Onun bacakları da diğerlerine göre daha uzun. Ay Muhsin. Ay Muhsin. Ay Muhsin. İşi biliyorsun. Kerem? Aa. Kerem? Ne oldu anne? Ay vallahi ben bittim Kerem. Vallahi billahi ben bittim Kerem. Boyun altında kalsın değil mi Muhsin? Ne oluyor anne? Bir sakin olur musun? Anlatayım anneciğim şimdi. Babam beni aldatıyor. Ne? Ay Allah'ım yarabbim, bu yaştan sonra. Ay yani bunlar da mı gelecekti başıma yani bu yaştan sonra yani? Yelda Hanım, Yelda Hanımcığım. Muhsin Baba hayatta öyle bir şey yap. İçmeseniz mi ya? Sen Muhsin Baba'nı savunuyorsun yani. Sen yani Muhsin Baba'yı savunuyorsun hala yani. Ay. Ay adam erkek değil mi? Hepsi aynı ya. Hepsi aynı. Erkek değil mi? Hepsi aynı. Anneciğim bir tane tane anlatır mısın? Var mı bir kanıtın, detayın, bir şeyin? Ben sana şimdi tane tane anlatayım ben sana şimdi. Babanın ben mesajlarını yakaladım. O Rıfat var ya, boynu devriye sice Rıfat var ya. Bana onunla mesajmış. Kadının saçında bacak boyuna kadar böyle bak bacak diyorum ben, ne kadar uzun bacak yani. Bunlara anlatmış mesaj. Nasıl ya? Öyle işte. Şimdi de girmiş, süslenmiş o. Ah, git o. Ya yeter artık anne, tamam içme öyle. Kerem bırak, Kerem bırak. Yanlış anlaşılma vardır belki. Kerem bırak, ne olursun bırak. Bak ben zaten bununla ayakta duruyorum, bak zor duruyorum. Yoksa böyle Muhsin'in o bıyıklarını var ya böyle tek tek yoğazım. Ben o Muhsin'in bıyıklarını bundan sebep adamı bıraktım yani. Hayır sen niye duruyorsun ki burada, niye duruyorsun yani? Hayır yani sen gidip şimdi cürmü meşrut yapsana şöyle püf diye tükürsene o Muhsin'in suratına. Ne bekliyorsun? Gitsene Muhsin'in suratına, tükür babanın suratına yani. İçme artık. Ya da iç, tamam. Uzun bacak Muhsin. Uzun bacak. Ah be baba, ah be baba. Hayatta beklemezdim senden böyle bir şey ya. Bekleme zaten Kerem, çünkü Muhsin Baba böyle bir şey yapmaz. Niye yapmasın? Bir anda ben boşanacağım demedi mi? O giydiği yeni kıyafetler, annemin gösterdiği mesaj, al işte taşlar yerine oturuyor demek ki. Ben inanmıyorum ya. Muhsin Baba'nın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Muhsin Baba'dan bahsediyoruz. Sen zaten insan sarrafısın, o yüzden her şeyi bilirsin. Mesela o Berk, neydi? Pisagor Murtaza. Sabri, hepsini çok iyi çözmüştün zamanında. Yine çok komiksin Kerem. Vallahi güldürdün. Benim onları çözememiş olmam, onların karaktersizliklerinden kaynaklanıyor. Yani Muhsin Baba karakter sahibi bir insan. Ve karakter sahibi olan insanlar karılarını aldatmazlar. Vay be. Yıllarca bana ilişkilerim için demediğini bırakmayan adamın şimdi yaptıklarına bak. Bak hala ya Kerem, hala ya. Biz de yaptık bir şeyler tabii ama yani ben en azından bekardım. Ayrıca kimseye de bir vaatte bulunmadım. Kimseyi kandırmadım. Düşün ya, sahte evlilik yaptığım insanı, seni bile Ayşe, aldatmadım hiç. Ama adamın yaptığına bak. Ay Kerem çok teşekkür ederim ya. Sen bana büyük iyilik yapmışsın vallahi. Sanki konumuz şu an sensin. Konumuz sen değilsin ki, konumuz Muhsin Baba. Ve Muhsin Baba böyle bir şey yapmaz. Nereye gidiyor böyle şüpheli? Etrafına bak bakalım. Yollar tanıdık gelmiştir belki. Hani her gün gidip geliyoruz ya. Şirkete gidiyor Kerem, bak şirket yolu burası. Belki kadını şirkete çağırmıştır. Çok naifsin. Ne oldu buna? Babanı kıskanıyor. Samet bu kafayı iyice yedi ha. Yok artık. Siz ne fıkırdaşıyorsunuz orada bak. Buyurun. Oo, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldiniz. Öpeyim ben. Merhaba canım, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, sağ olun. Biz böyle çat kapı geldik, kusura bakmayın ya, rahatsızlık verdik. Estağfurullah. Ay ne rahatsızlığı ayol, ne rahatsızlık. Nasıl öpeceğim vallahi. Ay biz dünür değil miyiz ayol? Ay Muhsin öyle dediysin tabii değil mi? Nasılsın, iyi gördüm seni. İyiyim. Sen iyi misin dönürüm? Ben turp gibiyim. Yani biraz tabii Muhsin'e canım sıkın ama. Ay kız geç otur, geç. Aman ne olacak, herkesin kocası yapıyor yani. Deme yani, bir tek benim kocam mı? Herkesin kocası, otur. Ay. İşte bizim çocukların baş başa kalması gerekiyormuş bir gün. Doktor tavsiyesi öyle şey etmiş. Bu sene dedi ki ben halamda kalırım, başka bir yerde de kalmam dedi. İşte ben de hadi götüreyim dedim, geldik. Ay çok güzel yapmışsınız. Ben bundan mahallede güne gideceğim. Ya, akşam da benim küçük oğlanla hacı dayılarda kalırız. Artık bu gece öyle yapacağız. Olmaz o, olmaz. Olmaz mı? Ha, olmaz. Hacı dayı diyor yok. Hacı dayılara falan gitmek yok. Hep beraber biz bir aileyiz. Muhsin dediyse değil mi? Burada kalacağız. Canancığım. Canan. Gel kızım. Kızım şimdi dünürlerimizi hemen yatakları hazırlatıyorsun. Biz çünkü bir aileyiz değil mi? Muhsin dedi. Tabii efendim. Yok yok vallahi olmaz. Biz rahatsızlık vermeyelim size. Ayşe de yok, biz gideriz. Aa Ayşe yoksa yok canım. Siz gidin gününüze. Samet biz bakarız değil mi? Bak bize de tecrübe olur. Evet. Cimcime. Vallahi çok şaşırdım ben şimdi. Biraz korkarak gelmiştim. Ne yalan diyeyim. Ay yok yok korkacak ne var ayol ne var korkacak ne var Allah aşkına. Biz şimdi senden güne gideriz. Buse'ye de onlar bakar. Hı? Gün bizim mahallede ama Yelda Hanım. Ay ne güzel işte ne güzel işte mahallede gün ayol benim kafa anca o zaman açılır ya anca bana da ilgili. Hadi kalk gidelim hadi. Hı? Bakın Muhsin amcacığım, yani kötü niyetli olmadığınızı biliyorum ama ben daha evliliğe hazır değilim ki. Hem ben bu arkadaşın da, ailesinin de iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Bırakın yol yakınken döneyim. Döneyim olmadı ya. Dönelim diyeyim, dönelim. Hem kendini de sorumlu hisseder. Hadi bakalım. Ceyda, babamı gördün mü? Muhasebeye doğru gitmişti ama. Muhasebede ne yapıyor ya? Aa Ayşe, sen hala buradasın. Dizinin çekimleri başlamadı mı? Ay Ceyda, şansını zorlama istersen. Öf. Tamam ya, ne dedim ki? Abi sattınız beni. Volkan, inan sırası değil şimdi. Tamam. Ben zaten sizden hiçbir şey istemeyeceğim bundan sonra. Kendi göbeğimi kendim keserim. Hüsnü amca evde mi? Benim onunla konuşmam lazım. Çok önemli. Hah, dur. Sen bizi bekle burada. Gel Ayşe. Hah, kolay gelsin. Mehmet Bey, kolay gelsin. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey merak ediyorum da, babam az önce burada işlem yaptı mı? Para aktardık Kerem Bey. Para aktardı. Kime ne kadar aktardı? Kendi özel hesabına 1 milyon lira aktardık. 1 milyon mu? Bir sorun mu vardı? Yok, bir sorun yok. Babam yaptıysa bu işlemi bir sorun yoktur. Tamam. İyi çalışmalar, iyi günler. Şimdi inanmaya başladın mı artık? Yani mutlaka bir açıklaması vardır Kerem. Vardır. 1 milyon. Muhsin baba sen bu parayı ne yaptın? Sen bizi mi bekledin? Evet, bekle dedin. Sen niye Muhsin amcayla konuşmama izin vermedin benim? Çok önemli Kerem. Gel. Eski Muhsin amcanı bulabilirsen konuş. Nereye gidiyoruz? Dönürüm güne gidiyoruz ya. Sende de vallahi akıl makıl kalmadı. Hani bizim çocuklar romantik yapacaktı, anlattıydım evde. Ay Muhsin'le ben de bir zamanlar romantik. Ana! Sen neye açtın gene muslukları ya dünürüm? Bak sormayayım diyorum da dayanamayacağım. Bana bak, senin canın mı sıkkın bir şeye? Ay. Muhsin beni aldatıyor. Yok canım. Yok, ihtimal vermem koskoca adam. Vallahi bak günahını alırsın ha. Alacağım vallahi, günahını alacağım. Vallahi alacağım bak. Sen o mesajları görseydin böyle konuşmazdın. O hahu gözler, hahu diyorum bak. Gözler. Böyle kahverengi saçlarmış da yok uzun bacaklarmış. Ayol ben bilseydim şu saçı kahverengi boyatırdım. Ay boyatırdım. Aa, boyu devrilmeye sıcak koskoca adam. Yaptığı şeye bak ya. Aman dönürüm ya. Koca işte koca. Bunların hepsi aynı. İyi bir şey olaydı zaten Gonca derlerdi. İçme artık şunu, içme ya. Yeter. Nercim bir yudum daha alayım. Sen bırak sen onu bana bırak. O öyle gününü gün edecek. Sen böyle perte gibi mi olacaksın? Bak şimdi güne gidiyoruz. Orada bir eğleneceğiz. Tozlu dumana katacağız. Hiçbir derdin falan kalmayacak. Senin arkanda dünürün var. Ben senin arkandayım. Ay eğleneceğiz kız. Ay vallahi eğleneceğiz yani değil mi? Bu ne lan Sabri? Abi barista brothers olalım dedim ya. He? Nasıl olmuş? Bir tuhaf olmuş koçum. Eyvallah abi, sağ ol. Sabricim, benim flat white hazır mı ya? Hazır Feşos, hazır. Bir dakika sonra hazır. Ay süpersin ya. Erkut yüzünden içimizde filtre kahve aleti çıkacaktı az kalsın. Ne oluyor ya? Siz ne ara tanıştınız? Seni beklerken abi. Fezoş geldi dedi ki günün ilk kahvesi dedi. Ben de dedim beklemesin ya, günahtır. Ne istedin sen bundan şimdi? Neydi o? Flat white işte. Ne? Flat white. Ay, izlemesi de çok zevkli ya. Şşş! Oğlum vurup durma lan şuraya. Yemin ederim bir tane koyarım sana. Bir kırarsın, parasını benden keserler biliyor musun? Karışmayın bana. Ne yapıyorsun lan Nimet'le? Şşş! Ya karışıp durma. Adam sanat yapıyor şurada. Başlarım sanatına onun. Ha Kıvırcık, hoş geldin. Ne vereyim sana? Türk kahvesi, filtre kahve. Türk kahvesini çok içtim ya. Sabri'nin kahvesinden istiyorum. Şimdi bir saniye. Abi bak, bu işin özü şudur. Boş ver, sana ben Türk kahvesi yapayım. İçme pis pis şeyleri. Vallahi billahi. Kordado'muz hemen geliyor. Ya bırak şimdi kordado'yu mordado'yu ya. Sen her sabah Türk kahvesi içmiyor musun kızım? Nereden çıkıyor bu yeni icatlar ya? Allah Allah. Sen de oynama lan sütle. İsraf ettin her şeyi. Abi nereye geldik biz böyle ya? Bir bilsem Volkan, bir bilsem. Ah bunları da mı görecektim ben? Harbiden ha. Muhsin amcaya bak sen. Volkan? Babamı basıyorum ben burada, babamı. Haklısın kardeşim. Olacak iş değil ya. Bir şey diyeceğim, saçmalamayın abi. Kerem sen de bir sakin olur musun? Ayrıca Volkan gaza getirmesene arkadan bır 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 bır. Yapmaz Muhsin baba öyle bir şey. Ya şu an kafası karışık olabilir ama yapmaz yani. Muhsin babadan bahsediyoruz, Muhsin babadan. Vallahi Ayşe'cim, yani anlattıklarınızdan yola çıkarak konuşuyorum şu anda. Parçaları birleştirince hiç de öyle iyimser bir tablo çıkmıyor ortaya yani şimdi. Tabii abi, bildiğin aldatıyor işte. Hanımefendi annemi sevmediği için içi rahat. Ama benim içim yanıyor burada. Kadıncağız kalbi paramparça olmuş, aldatılmış, evde yalnız. Bizim peder kız peşinde. Annem ne düşünür, ne yapar umrunda değil. Kerem sen gerçekten beni hiç tanımıyorsun ve saçmalıyorsun. Ya ben o kadar iğrenç bir insan mıyım? Ayrıca durumun Yelda Hanım'ı sevip sevmememle ne alakası var? En azından ben senin gibi 200'lü değilim. O niye şimdi ya? Ne alaka? Yani sana çok da uzak olmayan bir manzaraya böyle başka bir bakış açısıyla bakabiliyorsun. Havalanıyordun ya böyle, çapkınlığını övünüyordun ya. Kadınların kalbini nasıl kırdığını anlamış oldun tabii insanın başına gelince. Kızım, evli onlar, evli. Biz neden evlenmiyoruz? Çünkü kendimizi biliyoruz. Aynen, vallahi biliyoruz. Evliysen aldatmayacaksın, o kadar. Her şeyi kılıfına uydurdun. Tam senlik bir hareket. Yani ben kızların kalbini kırıyorum, ondan korkuyorum, kimseyle evlenmiyorum demiyor da. Ayşeciğim, evlenmek demek söz vermek demektir. Ve o sözü sonsuza kadar tutmak demektir. Ama sen bu söz tutma konusunda işte biraz sıkıntılı olduğun için senin de pek anlamanı beklemiyorum. Neyse. Abi tamam artık siz de tartışmayın. Şu... Sus Volkan! Nazmiye ne yapıyorsun? Hayırdır, lamba mı patladı? Ya düşersin. Dur bir ya. Dur Rıza. Ha? Nasıl oldu? Ne bu şimdi? Seksiyle ışık yaptın bize. Gündüz gündüz. Evet, çeyizde dura dura bunlar kokuşmuştu. Bir işe yarayacak işte ya, fena mı oldu? Damatlığını da yukarıda yatağın üstüne serdim, git giy onu yiğidim. Ya kızım ne gerek var şimdi damatlığa falan ya? Bak olmaz ama ha, gerçekten çok uğraştım ya. Havalıyemekler.com'dan yemek bile yaptın bize. O kadar havalı ki bak yemeğe utanırsın. Allah Allah. Ha. Ne bu? Bif tartar. Ya ben insanı böyle şaşırtırmıştır Rıza. Şöyle bakıyorum. Bak bak. Pişmemiş ki bu çiğ. Nasıl pişmemiş ya? Limon suyuna koyunca pişer dedilerdi. Al bak bakayım pişmiş mi? Aman ya! Uf! Kusura bakma gitti mis gibi et. Niye insan gibi et kavurmadım ki? Niye bilmediğin işlere girersin ki zaten? E tamam neyse ne ya. Bir sürü yemek var onları yeriz. Hadi sen şimdi git üstünü değiştir. Ben de seni burada bekliyorum ha. Atma onu. O börek olur ondan güzel. He. Burası neresi abi ya? Bir arkadaşına falan gelmiştir herhalde. Kesin arkadaştır. Görmüyor musun adamları? Normal mi bu? Kale gibi çevirmişler bir de. Ne yapıyorlarsa içeride. Abi söylemek istemiyorum ama insan ticareti olabilir. Yani en iyi ihtimal böyle partili gizli bir ortam. Ice White Chat hesabı. Yok artık Volkan, saçmalama ya. Bu kadar adam içeride çekirdek çitleyecek hali yok ya. Hadi uzayalım abi ya. Bak bizi almaz bunlar. Misafir usulü falan alıyorlar muhtemelen. Hayır, o kadar yol geldik. Ne olduğunu görmeden geri dönmeyeceğim. Yıllarca bana Erdem lafı eden adam eğer böyle şeyler yapıyorsa bana hesabını vermek zorunda. Ayrıca bana ahlak dersi verenlerin foyası tek tek ortaya çıkmaya başladı. Ya işte. Beni beğenmeseniz de en azından ben tutarlıyım. Kerem, bu mu şimdi bizim konumuz? Yani içeri tüfekli adamlar giriyor. Babanın başına bir şey mi gelecek belli değil. Yani sen hala bana laf çarpıtma peşindesin ama olmaz ki. Ahşaklı abi. Bırak Allah'ından bulsun ya. Baba, ben öyle mi dedim? Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Tartışamayacağım. Sizin hezeyanlarınızı dinlerken benim ailem dağılıyor burada. Yine gerilmeye başladım ben. Kesin başıma bir şey gelecek. Bıt bıt. Sen açıyorsun tartışmayı, sen konuşuyorsun. Hezeyanlar içinde olan biz oluyoruz. Anlamadım ki ya. Bu araba burada mı kalacak? Kalsın. Şimdi içeri girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Artık duvardan mı atlıyoruz, ne yapıyoruz? Hadi Volkan gel. Sen nereye? Ne demek sen nereye Kerem? Ben de geliyorum seninle. Hayır, gelmiyorsun hiçbir yere. Görmedin mi adamları? Sen arabada bekle. Olmaz. Tüfekli adamlar var. Ben seni yalnız yollayamam. Ayşe, bu konuyu seninle tartışamayacağım ya. Kerem, tartışmıyoruz zaten. Ben de geliyorum. Bitti. Vay. Yani... Tabii ki de gidiyorum. Volkan başına bir iş gelir. Ben onun vicdan azabıyla yaşayamam. Bir şey olur. Olmaz da. Ayrıca sen deli deli davranıyorsun ya. Ben seni nasıl bırakayım? Gayet iyiyim ben. Bekle burada. Hadi Volkan. Kardeşim, ben sebep olarak kalayım burada. Ayşe'ye göz kulak olayım. Korktun mu lan? Şu kızdan utan ya. Bak o bile gelmek istedi. Bro, şimdi bir yerde tüfek varsa o tüfek patlar. Biliyorsun tüfek görünce ben biraz geriliyorum. Biz de burumuz var diye güveniyoruz arkamıza. Sen de gitmeseydin. Hadi. Ya Buse'cim, sıkılmadın mı artık? Hadi biraz benimle de evcilik oyna. Olur. Oley! Canım benim. Buse'cim nasıl oynayalım? Senin öyle belli bir tarzın var mı? Yoksa doğaçlama mı yapalım? Ne diyor? Ha, ne diyor? Yani Hülya ablan diyor ki senin istediğin bir şeyler var mı? Biz ne oynayalım? Sen ne istersen onu yapalım diyor. Ne istersen mi? Evet. Yaşasın. Hadi bakalım. Oh. Çocuk işte bakalım ne getirecek. Sametciğim, bu yaştaki çocukların her şey dikkatini çekebilir. O ne getirse getirsin biz normal davranacağız. Tamam. Anladım. Sen merak etme. Hı. Ah. Ay o benim ayakkabılarım. Samet benim çantam. Buse'cim, bak ben o ayakkabıya verdiğim parayla sana oyuncakçı dükkanındaki bütün bebekleri alırım, tamam mı? O yüzden ayakkabımı, çantayı yavaşça yere bırak. Aferin. Samet! Samet yakala ayakkabı! Samet yakala şunu! Hülya orada! Hülya orada alınma! Hacı ben aylarca bekledim. Burası. Yakala şunu! Burası. Gel! Yakala! Ne yapıyorsun ya? Ay ben de geldim. Ben sana gelme kal demedim mi? Ben de olmaz dedim geldim. İyi alt ettin şimdi. Yolu biliyorsan geri dön. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Kapı mı kapalı? Ne yapıyoruz? Burada adamlar var. Saman var. Atlayacağız. Tut elimi. Ne yapıyorsun? Ay şimdi gidiyorum. Arkamdan gel tamam mı? Bir de bana deli diyorsun. Mahalleliyiz biz. Boğazlayanlı Ayşe. Hadi gel. Bir sene eksiktim. Ben babamla mı uğraşayım? Şu an seninle mi uğraşayım? Fenerbahçe bu sezon gözüküyor. Ne oluyor? Aslında bizim takım iyi. Güzel futbol oynuyor da hakemler hakkında. Tamam sakin ol. Tahminimce bu sene şampiyon olmuş Fenerbahçe. Vallahi kurtulduk. Kızım sen benim başıma bela mısın? Niye benim lafımı hiç dinlemiyorsun? Heyecan mı istiyorsun hayatında? Kerem benim sayemde kurtulduk. Hala söyleniyorsun, hala kızıyorsun bana ya. Kızgınlığı bırak. Söylenme hiç boşuna. Hadi gidelim, hadi gel. Aa Kerem, Muhsin Baba orada işte. Hakikaten. Gel. Bak gördün mü? Muhsin Baba öyle bir şey yapmaz dedim. Adam sizin dırdırınızdan bunalmış böyle temiz hava almaya, böyle atlarla ilgilenmeye falan gelmiş yani. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Vay. O kadar emin olma istersen. Yani şimdi her gördüğümüze inanmayalım tabii. Ben de kıllandım bir inceden ya. Ne yapacağız Kerem? Bak. Görüyorsun değil mi? Gülüşmeler, göz süzmeler. Avukat Nermin Hanım. Efendim Nermin? Boşanma evraklarını mı yolladın? Müsait değiliz ama şu an. Tamam, konuşuruz sonra. Bu da ne meraklıymış bizi boşamaya. Ne yapsın kadın, işini yapıyor. Senin de altta kalır tarafın yok ama. Dur gidiyorlar, arkaya doğru. Gelsene. böyle. Ay vallahi sen nasıl stres atıyorsun? Oyna bacım oyna. Yarın yokmuş gibi oyna. Hadi yarın. Kız Melahat ne candan kadınmış bu. Ay çok sevdim. Hep getir, hep getir. Ya garibimin canı sıkkını aldım geldim. Morali bozuk morali. Ay, ne olmuş? Ne olmuş? Kocası Muhsin Bey bunu aldatmış. Kimmiş, kimle? Gencecik kadın ya. Koskoca adam görüyor musun? Kız kalpten gidecek, kalpten. Ay ne oluyor ayol? Muhsin beni anlattı işte. Hani o yerlere göklere sığdıramadığımız Muhsin beni aldattı işte beni. Hem de senin gibi bir kadının. Kız gençliğimizde mahallenin bütün erkekleri sana hayrandı ya. Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun. Ay tevekkeli değil, kalbi tuttu. Almış tabii mavi gözlü hapları. Kız sus. Canım benim hiç üzülme. Olur sıkıştırırız onu bir yerde. Ben Bergil'i geçen pazarda yakaladım. Limon tezgahını başından aşağı geçirdim. Oh içimin yağları eridi. Hay buna da geçiririz mi? Atar mı? Yaparız. Yani mekan farklı olsa da ben evden limon da getiririm 1 kilo. Gözüne sıkarız hiç merak etme. Öyle sıkarız limonu. Bir gözüne sıkarız öbürüne sıkarız. Keser sıkarız. Kız vallahi ben seni öpeceğim. Ay vallahi öpeceğim kız. Yazık ya. Tamam ama aman erkek milleti değil mi canım? Hepsinin köküne kibrit suyu. Hadi şu pasta böreğimizi yiyelim. Hayır. Ne şöyle verelim. Aynen ya. Şimdi sana gülen surat yaptım, bir dahakine de kuş yaparım. Ya Sabri, çok tatlısın. Sağ ol bacım. Ben de bir latte alacaktım. Tamam, ben yapayım hemen kıvırcık. Yok, sen dur. Sen yapma. Herkes Sabri'nin kahvesinden bahsediyor. Sabri Bey yapsın. Teşekkür ederim Sabri. İçmeden önce 10 dakika izleyeceğim. İzle bakalım. Bu arada ben şimdi sana badem sütüyle yapacağım bir dene hastası olacaksın. Üstüne de kısrak çizeceğim. Kısrak mı? Kısrak. Ulan bu herif önce tarzımı çaldı, şimdi işimi çalacak. 5 dakikaya buradayım. Tamam. 5 dakika. 4 dakika sonra. Sabri, sen o zaman bu kıvırcığın da kahvesini yap, sonra yaylan. Hadi gidebilirsin. Ana niye abi ya? Yani çünkü Sabricim, saat zaten geç oldu. Bu saatten sonra da zaten kahve içen olmaz. Yani bir iş kalmıyor. Ben de bu ortalığı toplarım, işim biraz uzun sürer. O yüzden sen git, hadi. Abi belki biri kahve içer, ne biliyorsun ya? Yardım ederim ben sana, durayım. İçmez. Abi içebilir yani. İçmeyecekler. Sabricim, söylüyorum ben sana. Hadi uza. Abi şekil mekil yapacağım ben daha kahveye ya. Ne gidiyorum ben? Ben yapacağım sana şekil. Sen merak etme, hadi. Yok, gitmiyorum ben. Ulan yürü git, yemin ederim kötü olur. Yürü. Bekleyeni de, soranı da çoktur. Maşallah, tam istediğim gibi. Hem gösterişli, hem uzun bacaklı. Allah neler yaratıyor. Söz dinler değil mi? Asi değildir yani. Hayır, itaatkardır. Siz ne isterseniz onu yapar. Bu yüzden referansı olmayanlara fotoğraflarını bile göstermiyoruz. Malum, suistimal vakaları. Sizden de zaten ona iyi davranacağınıza dair söz vermenizi isteyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ona çok iyi bakacağım. Saçlarını bile kendi ellerimle tarayacağım. Çok güzel. Performansı nasıldır? Yani bu da benim kriterlerimde. Hani alacaksam bana can katsın isterim. Canlandırsın isterim beni. Evde benim ruhumu tükettiler çünkü. Hiç merak etmeyin. Hayatınızda alıp alabileceğiniz en büyük zevki alacaksınız. Garanti ediyorum. Yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Lafları duydun değil mi? Ben yanlış duymadım. Resmen kadın mı seçiyorlar kendilerine? Utanmadan bir de performans falan mı diyor? Kerem, dur ne yapıyorsun ya? Böyle fevri davranma, baban görecek. Ayrıca Volkan'ın söylediği gibi tekin yerler değil buralar, sakin. Çok güzel, çok güzel. Hadi biraz dolaşalım. Dolaşalım. Teşekkürler. Ah baba. Nerede kaldı bunlar ya? Burada bilinmeyen bir araç var. Birini görürsem iki el ateş edeceğim. Oraya doğru geliyoruz. Kaç oğlum Volkan. Ulan arabayı bıraktığımızda kalmasın bizimkiler. Dur kaçma. İmdat! Ah! 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 Kerem, biri bağırdı, birine vurdular. Duydun mu Kerem? Duydum. Baba ne biçim işlere bulaştın? Silahlar, adamlar, kadınlar, atlar. Hadi. Kan gelmiş. Böbreklerimi mi çalacaksınız? Ha? Ben demiştim size. Ben demiştim patlayacak diye o tüfek. Ya Kerem korkuyorum ya. Tamam sakin. Nasıl sakin be? Korkuyorum Kerem ya. Bir şey olmaz söz. Ben yanındayım. Biri geliyor. Geçti. Hadi gel. Ben yanındayım. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Merak etme. Ne oldu? Kerem ben sana bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim ya. Bak vallahi özür dilerim ya. Ben senin bu kadar bozulacağını bilseydim yapmazdım ya. Bu kadar önemsediğini bilmiyordum ben bu durumu. Tamam bak. Birazdan bir yolunu bulup buradan çıkacağız. Evimize gideceğiz. Tamam hiçbir şey olmayacak. Sana bir şey olmasına izin vermem. Tamam. Merak etme. Tamam, korkma. Affettin mi? Saklan. Abi bu tarafta kimse yok. Neredeler lan bunlar? Kerem korkuyorum bir şey yap. Lan bir ses geliyor. Kerem korkuyorum ya. Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz lan burada? Birader ne yapıyorsunuz dedim burada. Kerem hakikaten sen ne yapıyorsun ya? Biz ziyaretçiyiz. Harınızı ziyarete geldik. Eşimi öpüyorum. Öpüşmek suç mu? Başınız büyük belada birader. Siz bunları tutun. Ben haber verip geliyorum. Kerem bunlar bir şey yapmazsın. Yemin ediyorum bu sefer ben öldüreceğim seni. Sen de bir şey yap diyordun. Ne yapayım? Filmlerde oluyor ya böyle kötü adamların önünde çiftler öpüşüyor. Onlar görmezden geliyor. Ama işte yemediler. Yemezler tabii ya. Dımdızlak ortadayız. Ortada da değiliz. Köşede böyle saklanma mı olur ya? Hadi bırakın muhabbet. Hadi gidiyoruz. Oh eline sağlık. Ziyade olsun. Gayet güzel olmuş. Ne yapıyoruz da? Televizyon mu izleyeceksin? He. Ne yapacağız ki? Mesela dans edelim. Ya Nazmiye'ne dans Allah aşkına ya. Bak ne güzel yemeğimizi yedik. Şöyle güzel bir çay koyalım. 40 yılın başı yalnız kalmışız. Güzel güzel televizyonumuzu izleyelim ya. Ya tabii. Nazmiye romantik ne yapsın ki zaten? Televizyonun önünde otursun ancak çay çekirdek yapsın. Allah'a şükür Nazmiye'nin canı yok çünkü. Tamam Nazmiye, tamam. Asma hemen suratını. Hadi yap ne istiyorsun. Hadi gel. Bak şimdi sen böyle buradan tutacaksın. Tamam ama sıkı tutacaksın bir de buradan da. Oldu mu? Biraz daha sıkı olacak. Ha. O kim ya? Boş ver. Evde yokuz sanırlar. Bırak boş ver. Sen bana odaklan. Ya kapıyı kıracaklar Nazmi. Ya vurup giderler ya. Boş ver. Bu mahalleden de bize huzur yok. Tamam duyma sen. Duyma bana odaklan. Hacı dayı. Sabri. Selamünaleyküm. Çaldım bizimkiler yok. Şu davetiyeyi görürsen verir misin? Nasıl yoklar ya? Onlar evdedir. Biri yoksa biri evdedir yani. Dur ben bir bakayım. Eğer evdelerse sağlam bir duanı alırım ha. Tövbe tövbe. Ha? Evdeler işte Hacı dayı. Müzik sesi geliyor. Nazmi yenge temizlik yaparken böyle müzik açar ya, ondan duymamıştır o. Dur sen burada bekle, ben halledeyim onu. Bak, gittiler işte, gördün mü dedim. Hadi sen bana bak şimdi, bana odaklan. Ya öyle birden bak deyince mi? Aa, hani böyle okul çıkışına geliyordun, böyle baştan ayağa beni süzüyordun 3 numaralı bakışınla. Gençtik kızım o zamanlar. Hala gençsin. Şakçı. Hadi ya, hadi bana 3 numaralı bakışınla baksana. Allah Allah. Ha. Hayda! Lan! Hayırlı işler, şimdi anlaşıldı. Lan ne yapıyorsun lan sen orada? Salonun ortasına kadar gelmiş bir de manyak. Hacı dayı direkt gibi kapıda bekliyor abi. Kapıya vurmuş duymamışsınız. Ben ne yapayım yani? Şimdi hem yaşlı hem hacı. Sevaptır yani, anladın mı? Vatandaş şükürümü yaptım ben abi. Oğlum sen nasıl girdin orada? Camdan. Ben Hacı dayı alayım abi. Hacı dayı gel. Bak ben sana ne dedim, evdelermiş. Ya. Ya senin belini öpeyim. Sağ ol. Hayırdır Hacı amca, birine bir şey mi oldu? Yok oğlum yok. Şu davetiyi vereyim dedim. Üstünde kalmasın. İyi etmişsin. Kızım bitir kahvesi yap bana. Onca yoldan geldim. Sabri olmasa dönüp gidecektim vallahi. Tamam Nazmi, neyse. Yarın yaparız artık. Yarın yaparsınız ya. Biz gidince devam edersiniz. Ne olacak? Siz evlisiniz yani. Her gün görüyorsunuz zaten birbirinizi. Keşke ben de Ayşe ile evli olsaydım var ya. Onu her gün böyle öperdim ha Hacı dayı. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun lan sen? Ya, bana bak, eğer biraz daha konuşursan o ağzını öpüşmek için değil, konuşmak için bile kalmayacak. Yürü git bakayım. Ne var ya? Hayalde mi kuramayacağız arkadaş? Bana bak yeter. Allah Allah. Ben kahve yapayım. Orta mı dayı? Orta. Tamam. Daha da anasın dayı. Sağ ol evladım. Allah iyilik versin. Amin. Neresi burası? Sesinizi çıkarmadan bekleyin burada. Ayşe. Sen bunları bilmezsin. Hii. Burada hiç normal şeyler olmuyor Ayşe. Evet, hiç normal şeyler olmuyor. Kerem, senin o yaptığın şey neydi ha? Ne? Ha. Mecbur kalmasam öper miyim? Sen de panik yaptım işte. Aklıma başka bir şey gelmedi. Sen her paniklediğinde beni böyle öpecek misin ya? Tamam, söz, bir daha olmaz. Yok, ben sana inanmıyorum artık. Sen var ya, sen kurnazsın. Ben sana bundan sonra kurnaz Kerem diyeceğim. Her seferinde beni böyle burnuna getirip öpüveriyorsun. Bir de o kadar özür dilettin ya. Aa, ben mi dedim bana özür dile diye? Kendin korkudan bülbül gibi şakıdın. Yok beni affetmezsen kendimi affetmem. İşte ölürüm de beni affet. Ben öyle mi dedim? Ben öyle bir şey mi dedim ya? Ya ne dedin? Yok, özür falan dilemiyorum. Bitti. Bütün özürlerimi de geri alıyorum. Hatta şu anda sen benden özür dileyeceksin. Hadi özür dile. Arkadaş şu an problemimiz bu mu? 2 saniye sonra ne olacağımız meçhul. Özür skoru mu tutalım yani? İyi tamam, diliyorum. Özür dilerim. Oldu mu? Oldu. Ay dokunma ona, pis. Kim bilir nerelerdeydi. Ne babamdan yüzüm güldü, ne eşten. Bir annem varmış ha. Bir de Volkan. Ah! Kardeşim! Ah! Ah! Volkan! Ne yaptınız kardeşime? Volkan! Volkan ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Sizi niye vurmadılar? Seni vurdular mı? Evet! Vurdular. Ha, o ses. Aa, o sen miydin ya? Kalk kardeşim. Allah! Ay! Ay. Kardeşim, kan kaybından ölüyorum galiba. Ya da kurşundan gideceğim ben. Dur, dur. Ulan o kadar ciddi değilmiş. Saçma sıyırmış seni. Merak etme, yaşarsın. Yok, ben soğuk soğuk terler döküyorum kardeşim. Bilincim de gidiyor, bakayım sana. Ya tamam, abartma. Aa! Lan! Tamam, ben ayıltmaya çalışayım. Sen de kapıyı açmak için bir şeyler ara. Tamam, bakıyorum, Okan. Bakıyorum. Okan! Şişt, Okan uyansana. Tevekkeli değil. Bu Emel beni evine davet etmiyor epeydir. Ben de diyorum ki acaba ben bir şey yaptım da kız alındı falan mı? Bak Allah aşkına perdelerimin aynısından almış. Sen benim perdeleri biliyorsun değil mi? Ha bilmiyorsan da bak işte bunların aynısı. Ya bari insan rengini ya da desenini falan farklı alır. Gerçi benim için sorun değil. Ben komşular biliyorlar. Ben ondan önce aldım. Komşular ayıp bir şey yani. Gereksiz. Ayıp bir şey. Kız Nurcan'ın kocası araba almış vallahi. Kırmızı kapıya da çekmiş. Kız nereden buluyorlar bu kadar? Kız. Ay Ecem yok. Ay vallahi. Ay bayıldım ya şuna. Hanımlar herkes sırasını savdıysa haftaya çarşamba kimdeyiz? Kurayı çekelim. Ay bana da çıksın önce. Paraya ihtiyacım var. Yani karıştırma. Of. Bana da kura çektirin kız. Dur. Ah, dur yok. Ay vallahi ya. Dur bakacağım. İnanmıyorum birinciyim. Ay şansa bak. Ben kazandım. Bana bak. Hepiniz haftaya bendesiniz. Bak gelmeyene vallahi çok bozuluyorum. Ya dün bu altın günü için. Gün kime çıkacak onu tespit etmek için ya. Sen ne yaptın? Anladım ben. Mel mi? Mel kim ya? Ay Melih'ini kısaltlasa yol bana bak. Atlayın. Hepiniz bendesiniz. Ay vallahi bu. Hadi bakalım. Bana bak Dünür, senin şimdi kafa bir dünya böyle bir Leyla oldun sen. Coşkulu moşkulu onun bunu davet ediyorsun ama eğer bunları reddedersen, kapıdan geri gönderirsen vallahi bak bütün yıl beni konuşurlar. Benim de bir itibarım var bu mahallede canım, yapma. Ay bir şey diyeceğim. Şundan iki dilim daha alabilir miyim Şam tatlısı? Şu aynen benim hanıma benziyor. O da öyle gergin. Havadan nem kapar, huysuzlanmaya yer arar. Neyse kökeni önemli değil. İyi anlaşalım yeter. Silah sesi duydular ya ondan öyle gerginler. Atlar çok duygusaldır. Ha, o ses silahtan mı geldi? Yo panik yapmanıza hiç gerek yok. Yakınımızda keklik av sahası var. Ondan. Alışıklar. Büşra Hanım bakar mısınız? İçeriye izinsiz girilmiş. Ne yapalım? Misafirimizi rahatsız etmeden ne gerekiyorsun benim? Anlaşıldı Büşra Hanım. Bir sorun yok inşallah. Yo, çocuklar halleder. Biz keyfimizi kaçırmayalım. Volkan, kendine gel. Bulamadın mı hala bir şey? Ya Kerem arıyorum, iyi misin? Volkan. Bak ayıldı biraz ayıldı. Ayıltmak için soru sor. Bir şeyler sor sen Volkan'a. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Soğansız. Ayşe çabuk ol, soğansız dedi, bilinci gidiyor. Kerem tamam, bir şeyler bulmaya çalışıyorum ben de, ne yapayım? Oğlum soğansız menemen mi olur, saçmalama, hadi. Kardeşim gel. Ne? Gel. Ayşe, beni dinleyin. Bakın, ben gittikten sonra birbirinize çok iyi bakın, tamam mı? Hiç birbirinizden ayrılmayın, birbirinizi çok koruyun. Ne diyorsun oğlum, gittiğinde falan öleceksin sanki, kaba etine geldi. Yok kardeşim, ben gidiyorum. Işığı gördüm. Bu hayattaki en kötü şey ne biliyor musun? Sevdiğinin seni sevdiğini bilmemesi. Bu büyük haksızlık. Birbirinize bu haksızlığı yapmayın. Sen söyleyemiyorsan ben söylüyorum. Ayşe! Kerem sana aç! Açtım! Gel. Helal kız. Ya kardeşim. Yok kimse gel. Oh, mis gibi hava. Atı aldım ama sadece atı almakla kalmayacağım galiba. Böyle bir yer almak lazım. İnsan ancak böyle bir yerde içine çektiği havanın değerini anlayabilir. Uyanınca şöyle güzel yeşillikler, tepeler, ağaçlar, kuşlar, cıvıltılar. Oh! Vallahi size imrendim. Volkan dayan. Dayan, gidiyoruz şimdi. Tamam. Gidiyoruz. Kaldır dediğinizi. Beni niye bıraktınız be? Yaralıyım ben. Korktuk Volkan. Geçin hadi yerinize, geçin. Sen de tut şunu. Vur! Vur, öbür taraftan da vur. Muhsin baba! Muhsin baba! Gürültü, patırtı, Muhsin bağırma. Baba! Biri Muhsin diye mi bağırdı? Muhsin baba! Baba! Yardım et Muhsin baba! Hırsızlar isminizi söylüyor. Ne hırsızı ya? Oğlum, gelinim, bir de bizim Sırık. Ne işleri var burada? Kerem! Kerem! Ayşe! Kerem! Sırık! Ne yapıyorsunuz siz? Beni takip mi ediyordunuz? Baksana! Bu niye yerde böyle sürünüyor? Sizi süründüreceğim, mahkemelerde sürüneceksiniz. Sus be! Kimi süründürüyorsun? Milletin arazisine izinsiz giriyorsunuz, ondan sonra böyle sürünüyorsun yerlerde. Terbiyesiz! Bir dakika, sen hiç konuşma. Bu kadın için miydi? Her şey bu kadın için miydi? Annemi ağlatman, he? Volkan'a bir şey olursa ne hesap vereceksin? Ne diyorsun be? Ben kime ne yapmışım? Manyak manyak konuşuyorsun. Lan vurdular Muhsin amca. Heh. Anladım ben. Anladım. Burada bir suç şebekesi kurmuşsunuz. Değil mi? Çözdüm ben bu olayı. Ama en önemli kuralı unutmuşsun. Aile her şeyden önce gelir. Anladın mı? Hayır, hiçbir şey anlayamadım. Muhsin Bey at almaya geldi. Bu ne, şifre mi? Hem arazime giriyorsunuz izinsiz, hem de gelmiş tuhaf tuhaf konuşuyorsunuz. Hanımefendi, arkadaşımızı vurmanız mı gerekiyordu? Vurmuşsunuz işte bak. Acılar içinde çocuk. Evet, vurdular. Daha geçen hafta 2 tane Arap atımız çalındı. Önlem almak istedik. Ne yapmamızı önerirdiniz? Vurmayın. Tamam, çok teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben halledeceğim. Siz sinirlenmeyin. Düşün önüme, düşün. Gel sen de gel. Gel Sırık, gel. Yürüyün şöyle. Bir dakika. Sen at mı aldın gerçekten? Allah'ım yarabbim, yürüme! Her şey için teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın çocuklar. Sağ olun. İyi yolculuklar. Sağ olun. Gelelim size. Baba lafını unutma. Volkan'ın peşinden gitsek mi hemen? Durdurdun yerde be. Sağlıkçıları duymadın mı? Hiçbir şey yok işte. Ah be Ayşe. Sen bunları kendine benzeteceğini, tuttun bunların peşine takıldın be kızım. Yok Muhsin babacığım, ben aslında bayağı direndim. Zaten hiç inanmamıştım da ama 2'ye karşı beni de baskı altına aldılar. Ne yapayım? Aa, sattı hemen. Sus be, hala konuşuyorsun. Yüzün kızarmıyor mu senin? Peki baba, ne yapsaydım? Annem evde 2 gözü 2 çeşme ağlarken ben ne yapsaydım? Niye ağlıyormuş ki? Ne yaptık yani? Onu boşayıp da yerine atımın nikahımızı alacağız. Baba, manyak hesaplar ya. Rıfat'la mesajlaşmalarınızı görmüş. Onun da kadınlar konusundaki şöhreti malum. Onun sana birini ayarlayacağını düşünmüş. Allah Allah ya! Bu yaşıma kadar üstüne gül koklamamışım. Bu yaşımı bekledim onu aldatmak için. Baba işte sen de biraz tuhafsın yani. Yarın neyle geleceğini kim bilir şimdi. Sus! Ne yapacağımı sana mı soracağım ben? Nafile söz etmedim boşanacağım diye, siz de beni ikna etmeye çalıştınız. Böyle ömür mü geçer kızım ya? O konuyu kapattık ama, o konu kapandı. Hiçbir şeyi kapatmadık. Ben düşüneceğim dedim, zaman istedim o kadar. Şimdi Muhsin babacığım, insan birine aşık olunca ondan güzel bir söz duymak istiyor ama bunu dosdoğrusu sana söylesin istiyor. Dalgaları seyrederken aklına ben geleyim. Yani ama herkes uyuyabilirken beni düşünmek için yatağa erken girsin. Yani ne bileyim, seni düşünsün istiyor, sana güzel davransın, güzel şeyler söylesin istiyor. Yani insan sevdiği kadar sevilmek, kıymet verdiği kadar da kıymet görmek ister. Şimdi Yelda Hanım size bu kadar aşıkken, ondan esirgediğiniz bir tatlı sözü başka birine söylediğini görünce, o da üzülmüştür Muhsin baba, normal, doğal yani. Sanki o da bana çok güzel sözler söylüyor. Aşıkmış. Heh. Tamam, belki gösteremiyordur. Ama Yelda Hanım size çok aşık Muhsin baba. Ya hastanedeyken siz bebek gibi davrandı, bebek gibi baktı size. Böyle siz uyanmayın diye tırnakların ucuyla üstünüzü örttü. Ses çıkarmadan girdi çıktı odaya. Mesela hani sabah ne yediğini unutursun ya, hatırlamazsın. Yelda Hanım'a sorsak, desek ki Muhsin baba 2 ay önce ne yedi desek, 2 aylık 3 aylık döküm çıkarır bize. Yani bu kadar güzellikteki sevgiyi anlatacak bir iltifat olsaydı eminim Yelda Hanım onu da söylerdi size. Tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi bakalım. Hadi eve. Hadi yürüyün. Ne? Ne bakıyorsun? Bazen çok konuşuyorsun böyle bıdı 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 bıdı. Ah Kerem ya. Hem vaktimden oldum hem de... Koskoca sonbahar kreasyonu paket hali 2 gün mü sürer kardeşim ya? Mail atarken bile 2 saat düşünüyorum. Hadi be, unuttum ya. Nasıl yapacağız şimdi bunu ya? Volkan, bu kafeli ajanstan... Ati, sen bu Feza kolunu kırdığında alçısını sen mi açmıştın? Evet. Heh. Ya Ati ya, senden bir acayip bir şey isteyeceğim. Evet. Ya benim şu pansuman işini halletsek mi ya? Mikrop kapmaması lazımmış da ben de bitirmeden çıkamıyorum. Yapalım bari. Ne yapalım, elimize yapışacak değil ya. Ben bir elimi dezenfekte edeyim geleyim. Sen de o sırada hazırlan o zaman. Tamam. Bakalım bu şirkette daha neler yapacağız da. Bekliyorum. Nasıl unuttum ben bunu ya? Canan, ben Canan'a bakmıştım. Nerede yani? Bunları siz mi yapıyorsunuz? Olsun canım, ne var? Elime mi yapışır? Olur mu canım öyle şey? Sen de kendine gelmişsin ha. Ha evet, biraz öyle oldu. Ne eğlendik değil mi? Bak bak. Kızlar telefona fotoğrafları atmışlar. Bak bak. Sen de kendinden geçmişine göbek atarken Allah'ım yarabbim. Melahat Hanımcığım, biz bu fotoğrafları silelim olur mu? Niye ya? Nazmiye bunu Feyza atar. Hem sen çok güzel çıkmışsın, anı olur. Melahat Hanım, yani ben tamam ilaçların etkisiyle biraz kendimi kaybettim de... lütfen bu olanlar aramızda kalsın. Hı. Ne sileceğim ya? Hem oynuyor hem sil diyor. Silmiyor. Teşekkürler Canan. Teşekkürler. Buse'cim, ben onu küçük küçük keseyim öyle istersen. Dişimle keserim ben. Karışma, piyaz olamayacağım. Ya Samet abi, sen onu yiyecek misin abi? Evet, yiyorum. Ha. Ya abi yesene ya, gözünü seveyim. Vallahi gözüm hep oraya takılıyor. Yemeyeceksen ben yerim. Oğlum, şimdi sana da getirirler ya. Hiç öyle et yememiş gibi niye davranıyorsun? Ha, yok, ondan değil ya. Eğer doymadıysan ben Canan'a söyleyeyim, biraz daha getirsin. Nasıl ya? Ay arkadaş, bu evde kişi başına kaç tane biftek çıkıyor böyle? Ne diyorsun ya? 4 tane ben yedim sadece. Vallahi helal olsun. Ye oğlum ye, afiyet şeker olsun yarasın. Ye tabii ki ya. Sağ ol, sağ olasın Musil amca. Bak böyle sakin durduğuna bakma. Koşmaya başlayınca ooo deli fişek gibi oluyor. Bir de heybetli ki. Bir şaha kalkışı var, bir görsen. Ay Musil çok güzelmiş. Adını ne koyacaksın? Adını hiç düşünmedim vallahi ya. Ne koyalım? Siyel olsun mu? Ciel mi? Ne demek o? Ciel, cennet demek Fransızca. Cennet. Hı. Ciel, ciel. Gel kızım, ciel. Ağza iyi oturuyor ciel. Olabilir, olabilir. Bu arada lafı gelmişken, acaba diyorum şöyle 1-2 günlüğüne Fransa'ya mı gitsek ha? Baş başa. Fransa mı? Aman bana Fransa deme. Fransa'ya en son gidişimizde senin o beton gibi suratın gözümün önünde. Hiç gitmiyor. İyi canım, tamam yani ben de öyle hani lafın gelişi söylemiştim. Yani maksat bir yol yapalım birlikte. Hani eskiden ne güzel yüreklendirdik ya birbirimize. Ne o, gençliğini mi özledin? Ben seni özledim. Beni mi özledin? Hmm. Beni özledin de seni aldatabileceğimi nasıl düşündün? Ben hangi gülü bulacağım da senin üstüne gül koklayacağım? Senin gibi kokan gül var mı? Kerem, ben zaten hiç ihtimal vermemiştim. Yani Muhsin babanın Yelda Hanım'ı aldatma ihtimali yoktu yani. İnanmamışım öyle bir şeye. Ben de inanmamıştım ki başından beri. Bana babamı mı anlatıyorsun? Tabii tabii, inanmamıştım canım. Şimdi boşu boşuna üzdünüz kendinizi de. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım, yiyin, yiyin, afiyet olsun. Fatih, geldin mi? Abi vallahi seni de yordum, kusura bakma ya. Ya hadi yine bu geçer, bu can acısı da... ...şu manyak kızı nikah günü diye tutturmasa... ...yine halime bin şükür vallahi. Volkan. Ah! Senin ne işin var ya burada? Atilla aradı, şu kafeli ajans işi için acil gel falan dedi. Ne bu hal ya? Ya Atilla'dan rica ettim pansumanı yapsın diye falan da. Ya Gonca! Ben şu kızla neredeyse nikah günü almak üzereyim ya. Ya sen beni öldürsene ya. Lütfen hadi öldür de kurtulayım ben artık bu şeyden. Volkan, yıl olmuş 2019. Şehrin göbeğinde senin gibi bir adamın başına nasıl böyle bir şey geliyor ya? Anladıysan anlat da anlayayım. Anlatayım. Bak benim başıma böyle bir şeyin gelmesi mümkün değil. Sevmediğim biriyle sırf kurtulamadığım için evlenmek falan. Sence benim başıma böyle bir şey niye gelmez? Şanslı mısın? Senin gibi salak değilim. Ya konuşmayayım diyorum ama oha artık ya, oha. Ya kaçıyorsun ya söyleniyorsun. Ya git şu kızın karşısına adam akıllı konuş. Ama anladığı dilden konuş. Sonra da gel. Bunu çözdüm de bana artık ne olur ya. Ya Gonca sanki tanımıyorsun, görmedin kızı ya. Dinlemiyor ki. O zaman git kendine çeyiz bak, ne diyeyim ya. Of Yelda teyze, nereden çıktı bu ya? Ayşe, müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Olur. Bugün çok yüklendim sana. O yüzden özür dilerim. Yani çok değil de birazdan biraz fazla. Biliyorum. Bazı durumlarda diyeyim, ağzıma ne gelirse söylüyorum. Farkındayım. Tekrardan affedersin. Sen panikleme de ben affederim. Hani laf söz unutuluyor, geçiyor. Daha öyle hareketler. Nasıl hareketler? Öyle hareketler işte, öyle. Ha. Orada mısın hala? Ben demedim mi sana o adamlardan kurtulmak için yaptım diye? Ya niyeyse niye? Yapma işte, yapma. Tamam, söz. Sen iyi misin? Yani üzülmüyorsun artık değil mi? Yo, üzülmüyorum. Kerem, üzülebilirsin ayrıca. Çok normal. Annenle babam boşanıyor zannettin. Üzülmemen anormal olmaz mıydı zaten? Üzülmemen tuhaf olurdu. Evet. Annemin haline üzüldüm. O üzüldüğü için. Ama sonuçta ne olacak ki? Yani boşanmak dünyanın sonu değil. Normal bir şey. Kerem, çocukluğunda böyle bir travman olduğunu söylemiştin. Hani Buse seni aramıştı ya. Onu almaya gittiğimizde anlatmıştın. Çok korkuyordun annenle babanın boşanmasından. Bu normal. Bunu bana anlatabilirsin, paylaşabilirsin. O zaman da böyle üzülünce saklıyor muydun? Yani seni üzülürken görünce alay edenler mi oldu? Dalga mı geçtiler? Ne oldu? Bu ne şimdi? Yani üzülünce sanki böyle seninle biri alay edecekmiş gibi saklamaya çalışıyorsun. İnkar ediyorsun. Böyle konuyu geçiştiriyorsun. Garip garip davranıyorsun. Fark etmiyorum zannetme. Hayır, nedenini merak ettim sadece, o yüzden. Sen de çocukluğundan beri psikoloji okumak istiyordun, içinde mi kaldı? Yani hayır, üzüldüğün zaman bana anlat istiyorum, benimle paylaş istiyorum. Duygularını bastırmanı istemiyorum. Bastırmıyorum, bastırıyor muyum? Hani yani senin için de iyi olur. Sonradan mahcup oluyorsun. Bak gerçekten benim için mesele olduğu için söylemiyorum. Gelip bana anlatabilirsin, konuşabiliriz, paylaşabilirsin. Ben kimseye anlatmam. Benden sır çıkmalı. Allah Allah. Kim ki bu gece gece, bu saatte? Saatten haberi yok galiba mesaj atanın. Şirketten. Yarın lansman yapıyormuşuz. Yeni sezon için. Onu haber veriyorlar. Maşallah ya. Bu şirketten olan arkadaş bayağı çalışkanmış. Gece demiyor, gündüz demiyor, saati unutuyor, gidiyor. Sana mesaj atıyor. Hayır yani kim olduğunu tahmin etmesem Diyeceğim ki bir bahane bulmaya çalışmıyor yani. Her bahanede sana ulaşmaya, sana iletişime geçmeye çalışmıyor diyeceğim. Sırf Ceyda muhabbetine girme diye özellikle şirketten dedim. Ama yine de o laf sokulacak, değil mi? O hınç alınacak. Sen o şirketten olan arkadaşına benden selam söyle, tamam mı? Böyle yani sana mesaj atmaya zorlanıyorsa şey yapsın. Direkt gelsin. Mesaj atmasın, direkt pastasını alsın gelsin. Çünkü alışız biz zaten. Gelsin bizde yaşasın ya, ne olacak? Gelsin şuraya çadır kursun. Bir yaşar işte. Alıştığımız şeyler çünkü bunlar. Vay anasını be. Odanın içinde kocaman banyo var lan. Hay Allah'ım ya. Ulan be, ulan be. Şu Kerem'in bir kız kardeşi olaydı var ya. Ah ben şu eve bir iç güveysi girebilseydim. Hayata bak lan. Sabah kalkardım cup havuza. Havuzdan çıkardım hemen hizmetçi kızlara. Kızım bana oradan yarım ekmek bir şeyler ayarla falan. Ah be. Dur lan bir fotoğraf çekeyim şurada. Şurada da çekeyim. Ne oluyor lan? Merhaba Sabri Bey, CV'nizi inceledik. Yarın saat 10'da sizi İnsan Kaynakları Departmanı'yla görüşmek üzere ofisimize bekliyoruz. İyi günler dilerim. Şu herifi bir arayayım şimdi. Alo, Sabri, oğlum bak sabah mahallede buluşuyoruz ha. Bana, ya ne bana, sana bir müjdem var. Samet, yaşlandın mı? Ben böyle kırışıklıklarım falan mı çıktı? Olur mu Hülya'm? Olsa ben sana söylerim yani, yok öyle bir şey. Samet, ben kendimi en az 10 yıl yaşlanmış hissediyorum. Kız bizi fena yordu. Fena yordu. Ama olsun biz şimdi yatar dinleniriz, kendimize geliriz. Ah Samet. Yatsak ne olacak? Dinlensek ne olacak? Sabah kalkacağız. Yine aynı. Hülya bak ben sana dedim. Biz yanlış yaptık. Böyle çocuk dediğin üstünde otorite ister. Ama bile hani hulusi falan değil. Böyle hulusi ketmen kıvamında. Yani o şefkatte. Yoksa ipleri kaptırdık mı otoriteyi kurar bizim üstümüzde. Samet sen bunu ne zaman dedin ha? Ben duymadım da. Ha, Buse seni böyle at yaptı, üstünde turluyordu. O zaman mı dedin? Ya da dur. Buse seni kahya yaptı, böyle hayali arkadaşlarına çay servisi yaptırdı. O zaman mı dedin canım? Demedin Samet, duymadım ben. Demedim mi? Demişimdir belki ama yani... Belki kendi kendime dedim de sana dedim. Ama düşündüm. Samet, aslında doğru düşündün. Yarın bizim ikinci dersimiz başlıyor Samet. Şefkatli, otoriter figürler olacağız. Ben ikinci bir ayakkabıyı daha kaybedemem. Benim de aklımda bir iki bir şey var. Ha. Evet. Yelda Hanım, bunlar dün Kerem Bey ve Ayşe Hanım'a gelmişlerdi efendim. Tamam canım, ben veririm. Oh. Günaydın Yelda anneciğim. Ya, vallahi kusura bakmayın şimdi hani iş güç olmasa ben yeğeni bırakmazdım ama... ...şimdi malum oralarda çocukla gidilmez. Zahmet olacak size de. Ya ne zahmeti? Buse de bu evin bir kızı sonuçta değil mi? Kızı değilim, prensesim. Ben ne istersem o olur. Çünkü prensesler hep böyle yapar. Tamam, sen yine prenses ol. Biz de bir bal kabağı bulalım, seni parka götürelim olur mu? Olur. Yelda abla, biz Buse'yi de alıyoruz, parka gidiyoruz. Tamam çocuğum, hadi iyi eğlenceler. Hadi bakalım, hadi biz de gidiyoruz. Samet abi görüşürüz. Yelda annem, bir sarılayım sana. Vallahi çok içimden geldi. Oh ben nasıl içimden geldi ya. Hadi bakalım, hadi görüşürüz. Annem seni öpmüyorum zaten her gün öpüyorum. Hadi ben seni geçireyim. Hadi bakalım, koş. Annem biz çıkıyoruz. Tamam kızım. Anne ne o? Ha Kerem bunlar size gelmiş. Ha evet evet şirkete gelecekti demek ki buraya yollamışlar. Ayşe'ye de mi şirketten yolluyorlar? Okulla ilgili bir şeydir Yelda Hanım. Evrak göndermişlerdir. Geç kaldık gidelim biz. Görüşürüz. Hadi güle güle, güle güle. Biz de bir kahve içelim bari. Olur, içelim. Abi, Ayşe boşanıyor artık. Ne diyorsun lan sen? Müjdem var deyince o sandım. Boşanmıyor mu? Ulan Sabri yemin ederim elimde kalırsın ha. Allah Allah. Yürü hadi yürü. İş başvurusunda bulunacağız sana. Ana ne çabuk. Oğlum böyle şeyler bekletilmez. Çevir şuradan bir taksi hadi. Şey yalnız Sabri. Benim içinde para olan cüzdan evde kalmış. Bunu sen ödemen lazım. Tamam abi sıkıntı yok ya. Taksi. Lan oğlum buradan niye taksi geçsin lan? Ne bileyim ama böyle yabancı filmlerde taksi diyorlarmış duruyor ya. Ya yürü. Boğazlayan lan burası. Ne yabancı filmde? Ver bakayım sen şuna. Gel. Ay, Buse. Ay Buse gel gel. Hülya bu koşuyor. Ay Buse yavaş. Samet bizim çocuğumuzla mı böyle olacak? Hülya tut orada. Tut şunu tut. Allah yakar. Oh. Dur bak. Ay şu şeyi ver köfteyi. Bak Hülya ablan ne verecek sana? Ay ne varmış burada? Köfte. Buse, kız, Buse gel canım. Ben şey yapayım buna böyle yerken durabileceği bir şey bulayım. Dondurma falan alayım öyle tamam. Geleyim. Gözünü ayırma üstünden. Tamam. Hülya çabuk ol. Tamam. Gel koşma. Kız. Ne oldu? Dur. Ne oldu? Dur. Hop. Buse. Şişt. Buse. Aha. Şey, böyle gördün mü bir kız? Hayda. Bunlar da değil. Buse. Kız kayboldu. Şişt, bak. Ana. Buse. Ana. Eyvah. Nerede bu? Buse. Adam bayılmış. Dilenci bu, dilenci. Abi. Heh. Nasıl geçti lan? Abi bayıldılar bana vallahi. Harbi mi? Aldılar mı seni işe? İşte bugün içinde haber verecekler. Lan oğlum, o bizden umudu kesinle aynı anlama gelir. Olmamış işte iş. Abi alakası yok ya. Bana dediler ki sen ne zaman başlayabilirsin dediler. Ben de dedim ki siz ne zaman isterseniz. Harbi mi diyorsun lan? Evet. Vay aslan kardeşim benim be. Oğlum Sabri sen ne yetenekli adamsın lan. Tabii alacaklar lan seni işe. Aynen eyvallah abi. Ama her akşam çıkışa geleceksin ha. İyi geliriz. Hadi bakalım. Hadi yürü. Ne ısmarlıyorsun bunun şerefine bana? Ne istiyorsun? Vallahi bunun şerefine bir yemek yerim. Hadi yiyelim. Ayşe. Ha Volkan, ne oldu? Bir konuşmamız lazım seninle. Ha anlat dinliyorum. Ha. Ya benim bu dediğim şeyle artık yüzleşmem lazım. Hı. Yani Düşünüyorum da kızdan ya kaçıyorum ya da şikayet ediyorum. Bu işi yüzleşmek çözer. Yani ya yüzleşeceksin ya da şikayet etmeyeceksin, doğru. De, ben bu kıza nasıl kendimi anlatacağım, nasıl kendimi dinlettireceğim bilmiyorum ki. Yani her şey o kadar basit değil ki. Ya basit değil tabii. Ben bu kıza şimdi evlensem ne olacak ki? Tanımıyorum, etmiyorum kızı. Bir anda getirdiler karşıma Yelda teyzeler. Benim ilişkideki durumumu bilmiyorlar ki sonuçta Yelda teyzeler yani. Ay ben zaten evlenmek istemiyorum. Evlenmek istesem zaten elim sallasam ellisi bulurum elbet birini yani. Hazır değilim. Hem belki ben başka birinden hoşlanıyorum. Kim nereden biliyor bunu? Ha? Hem belki kızı mutsuz edeceğim. Benim gidip bu kızla konuşmam lazım. Kesinlikle benim bu kızla yüzleşmem lazım. Ne diyorsun Ayşe? Volkan ben ne yapacağım ya? Sağ ol Ayşe. Sağ ol Ayşe ya, sağ ol. Ben sizin probleminiz olduğunda böyle davranıyorum değil mi? Zaten keyfime vuruldum ben. Teşekkür ederim beni dinlediğin için Ayşe'cim. Evleneceğimi öldürün abi beni. Ben evlenmek istemiyorum ki. Hele istemediğim biriyle hiç istemiyorum. Ya yarın bir gün çıkar biri karşıma. Derim ha bu kız tam benlik, ben bu kızla yaşarım derim, o ayrı mesele. Ama yani hangi çağda yaşıyoruz abi, görücü usulü? Tamam hadi görücü usulü olsun. Ama görücü usulünün de bir adabı, bir şerefi vardır ya. İstemiyorum. Bu olsa olsa görücü usulsüzlüğü olur be kardeşim. Evlenmek demek söz vermek demektir. Ve o sözü sonsuza kadar tutmak demektir. Ben kendim biliyorum. Bir de benim derdimi bilsen. Ha? Ne anlatıyordun sen görücü? Ha? Bir şey mi anlatıyordun? Oh. Samet. Buse. Buse. Samet. 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 Samet, yardım edin! Yardım edin! Samet, ha, Samet canım, Hülya. Canım. Buse, Hülya Buse, Buse'yi bas. Buse, ha. Buse, ay Buse, Buse. Küçük bir çocuk gördünüz mü burada? Kız sarışın. Ay Buse, küçük bir kız çocuk gördünüz mü sarışın? Çocuklar, Buse. Buse! Bir patates. Bu kadar. Bizler burada her zamanki gibi yine gelinlerle yemek yapıyoruz. En yüksek puan alan gelinimiz çeyrek... Biz bu yarışmaya katılsak var ya kesin birinci oluruz. Bu kadar. Bütün malzemeleri karıştırıyorsunuz. Kaplara yerleştiriyorsunuz. Az da haber aç da haber izleyelim ya. Ne olmuş memlekette? Olmaz ya. Benim bir tane takip ettiğim program var zaten. Sen sonra izlersin haberini. Çok... Gece bizim marketçinin arabaya vurmuşlar ha. Karakolluk olmuşlar, hep mesaj atmışlar. Öyle olur olmadık yere fark ederse vururlar tabii. Ulan insan bir merak eder, kim vurmuş, nasıl olmuş, niye karakolluk olmuşlar. Muhabbet olsun diye anlatıyoruz herhalde. Bak bak boncuk kebabı yapacaklar şimdi bak. Boncuk kebabı ne lan? Hayatımda duymadım. Ne oluyor bu yemekler, yiyorlar mı bunları? Azıcık yiyor. Azıcık yiyor, geri kalanı komple ziyanlık yani. Ya Rıza'm sen sessiz sakin bir adamdın ya. Böyle sofraya otururdun, böyle mumya gibi dururdun. Ne bir konuşasın geldi senin ya. Bir bırak da rahat rahat programını izleyin. İyi tamam, izlersen izle be. Allah. Kolay kolay, sadece püf noktası. Samet abi. Samet abi. Şakaydı tamam uyan. Bayılmış bu ya. Pardon, bakar mısınız? Söyle tatlım. Samet abim bayıldı da. Telefonunuzu verir misiniz? Burada bayılınmaz. Söyle canım numarayı. Sen kilidi aç, ben yaparım. Al bakalım. Gösteriyorum işte bizim böyle olmaz diyor. Alınıyor. Bak şimdi. Alo. Kızım. Samet abim bayıldı. Neredesiniz ki siz? Ver bakayım şu ablayı, versen. Kolay gelsin. Sağ olun. Son bir iki günde büyük bir harcamamız oldu mu? Olağan dışı bir harcamamız olmadı Ceyda Hanım. Emin misiniz? İyi düşünün. Mesela Muhsin Bey'e bir para çıkarmış olabilir misiniz? Evet efendim, Muhsin Bey'e çıkardım. Ben şirket için sorduğunu sanmıştım. Artık sadece şirket var. Peki, tamam. Ne kadarlık bir meblağdan bahsediyoruz? Bir bakayım efendim. Bro, ayrıca sen niye ayakta geziyorsun? Otursana hadi diyeceğim ama sen oturamıyorsun. Yap makarna yap. Ama şimdi bir insanın kankası kaç kere vurulabilir? O yüzden şimdi de yapamayacaksan bu esprileri... Yap kardeşim, istediğin kadar gül. Ama beni şu durumdan kurtar. Tamam, kurtarırız. Sen de amma korktum ha. Asıl ne diyeceğim? Gerçek sorun bende şimdi. Ne oldu ya? Babam şirket hesabından 1 milyon lira çekmiş. 1 milyon mu? At için mi? Evet. Bir de şimdi ortaklık sözleşmemizde madde var. Belirli bir limit üzerinde çekemiyorsun, öyle kafana göre hiç çekemiyorsun. Ne yapacaksın? Öncelikle Ceyda'nın bundan haberinin olmaması lazım. Yoksa başımız büyük derde girer. Parayı yerine koymak lazım bir şekilde. Evet. Ya şimdi adam da bir heves etmiş, at almak istemiş. Artık bir şekilde açığı kapatacağız. Evet. Ceyda'nın gerçekten haberi olmasın. Duyarsa bunu bizim başımıza ağrıtır. Yok böyle şey. Böyle lezzetli bir kahve içmedim hiçbir yerde. Ulan herif acılık diye yanımıza aldık. Bizi çırak çıkar değil mi? Abi baksana bir sen ya. Bakayım kardeşim hemen. Ya ama Erkut dur sen dur. Allah Allah. Bu beklemez yani, soğumasın. Hem ben de biliyorum bunları demlemeyi. Yok. Biz Sabio'yu bekleriz. Kimi? Sabio mu? Sabio. Kızlarla aramızda Sabio diyoruz ya biz. Evet Sabio. Sabio diyorsunuz. Eyvallah. İyi tamam hadi ya gidin o zaman. Şov yok şimdi burada. Biz yaparız getiririz kahvenizi hadi. Rahat bırakın bizi ya. Bu ne? Sabio'ymuş. Herife hemen İtalyan sol kanat ismi takmışlar. Şuraya bak. Kaç zamandır buradayım hala Erkut'um ben ama. Allah Allah. Abi geldi telefon. Ha. Ne oldu lan? Niye suratına sık? Kabul etmediler mi? Boş ver paşam, takma kafana. Burada keyfin yerinde nasıl olsa. Yok abi, almışlar işe. Harbi mi lan? Ne güzel işte. Ulan niye suratına sık o zaman? Parası mı az? Yok, parası da iyi. Oğlum ne güzel olmuşlar o zaman. Vay aslan kardeşim benim be. Hayırlı olsun, çok güzel olmuş. Lan, Sabri. Oğlum ne oluyor lan? Ne bu surat? 6 ay sonra görüşürüz abi. 6 ay sonra mı? Niye hayırdır, ne oldu? Gemi kalkıyor abi yarın. Hangi gemi oğlum? Delirdin mi sen? Ya abi makara yapma Allah aşkına ya. Nereye başvurduğunu bilmiyor musun sen? Yo. Abi kruz gemisine aldılar işte beni. Yarın kalkıyor limandan. Of. Çok şükür annem, gel. Aşkım. Vay yavrum. İyi, herkes sağ salim çok şükür. Ben Samet abi bayıldı deyince aklımız çıktı. Sorma, öyle gözden kaybedince bir anda kendimden geçmişim. Çok korktum. Olur. Benim de başıma çok geldi. Sağ olsun, sever biraz oynatmayı. Ay biz hiç alışık değiliz. Böyle bir oyuna 10. level'dan girmişiz gibi oldu. ağır geldi. Doğrudur. Nazmiye, biz de yeterince baş başa kaldık herhalde ha? He, öyle vallahi Rıza'm. Hadi sen kahveye git, ben eve gideyim. En iyisi buymuş. Aynen. Nasıl kurtulacağız biz bu kızdan ya? Vallahi şaka maka güme gideceğim ha. Ah. Maçı unuttuk be. İşleri halledeceğiz diye. Ulan hayret bir şey ya. Top bir o kalede, bir bu kalede. 3-3 olmuş hem de uzatmalar. Volkan sen bir şey diyordun ya, benim de kafam karışık filan. Ne diyordun, aklım takıldı. Yok be Ayşe, boş ver gel. 3-3 olmuş zaten, uzatmalardayız. Bizimkiler bastırıyor, gel gel. Yapma be, uzatmalarda mıyız? Kaleci Serkan. Serkan eliyle oyunu başlattı. Top Necmi'de. Necmi sağ kanattan girdi, Fatih'i gördü. Biraz hızlı oynayın ya şu topu. Çalım atsana be! Fatih hiç bekletmeden harika bir ara pasıyla Barış'ı gördü. Barış kafasını kaldırdı, orta yapacak. Yap artık Barış ortanı. Yap! İlker havada adeta sürdü ve gol! Gol! Gol be! Gol! Evet sayın seyirciler, uzatmalar Umut tazeledi. Ayşe gol getirdi. Tabii bu fıstıklar da üzerine çok iyi geldi. Ayşe, bundan sonra maçları beraber izliyoruz. Sen, ben ve fıstık. Bundan sonra totemimiz olsun. Öyle güzel goller seyrettik ki bugün. Ben gittim. Kadar tam bir heyecan fırtınası. Harika be, son golü yakaladık. Başlama vuruşunu bile yaptırmadı. Oh. Ah. Gel bakalım şuraya geçelim. Bundan sonra böyle. Sadece lansman ve kutlamalarda şirkete geleceğim. Ama Muhsin bu lafına hiç inanmıyorum. Çünkü benim bildiğim Muhsin ne yapar eder mutlaka şirkete uğrar. Ya olacak o kadar canım. Emekli olduysak ölüp de mezara girmedik ki. Ağzından yel alsın. Muhsin! Oo. Rıfat, hoş tam zamanında geldim galiba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Yelda? İyi, sen? Her zamanki gibi. Benim geleceğimi söylemedi galiba. Böyle sürprizleri yapmayı çok seviyor ya. Ben hemen geliyorum. Oho, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne de olsa düşman inindeyim. Ya. Şaka yapıyorum ya, şaka yapıyorum. Rıfat amca hoş geldin. Nasılsın Keremciğim? İyiyim, gayet iyiyim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yeni bir projeye başlıyor musunuz? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk canım. Doğru, başlıyoruz. Her şey çok güzel değil mi? Ayşe, bugün sende de ayrıca bir güzellik var biliyor musun? Aa, kafamıza taş yağacak. Yo, niye öyle diyorsun? Ya, size olmuyor mu bu? Böyle her şey çok güzel gidince benim gözümde her şey ışıldıyor sanki. Lansmandan dolayı galiba. Çünkü Kerem bu projeye gerçekten çok inanıyordu. Üzerinde çok çalıştı. Ben de ona hep destek verdim. Bunu bir gün yapacağımızı biliyordum biliyor musun? Uygun koşullar oluşunca da düğmeye bastık. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu arada sizinle ilgili de çok güzel şeyler duyuyorum. Muhsin babadan duyuyorsunuz muhtemelen. Beni çok sever. Yani hep torpil geçer bana. Öyledir, öyledir. Gerçekten öyle. Bizim şirkete niye gelmiyorsunuz siz ya bugün? Gelsenize. Gonca ne haber? Ummadığınız kadar. Yani. Kanka acil durun. Benim artık şu işi bitirmem lazım. Ne işi? Senin kız mı? Benim kızım abi. Sen yapma bari ya. Kerem gel. Ha, dur bir daha. Merhaba, hoş geldiniz. Ayşe, konuşabilir misin? Pardon. Ya bana yardım etmen lazım. Ne oldu yine Volkan ya? Ya benim şu kızla konuşmam lazım. Sonra Yelda teyzeyle konuşmamız lazım. Artık ben bu kızla görüşmek falan istemiyorum. Ay tamam, sakin ol. Seni zorla evlendirecek halleri yok ya. Engelleriz bir şekilde. Aynen. Hadi konuşalım be. Aa, Ayşe, gel. Gel. Zaman içerisinde kızı yürüyeceğiz. Kızın birazcık şey. Volkan. Sana diyor. Volkan. Atilla mı diyor? Volkan diyor. Volkan sensin abi. Ha evet benim. Ne haber? Ha Gonca, Volkan'ı gördün mü buralardaydı da? Ya müstakbel eşiyle konuşuyordu içeride. Annemle konuşacağım dedim de ilgilenemedim şimdi. Ya bana da geldi söyledi de ben de konuşamadım. Ayıp oldu. Neyse ben yarın hallederim ya. Annemi ikna ederim ben. Bayağı dertli çocuk. Sıkıldın mı sen? Bir Bir şey ikram edeyim, ne içersin? Yani kokteyl içerim ama alkolsüz olsun. Ne olacak canım bir tane içsen? Yok yok, ben içince vahşileşiyorum, hiç gerek yok. Sen vahşileşiyorsun. Evet. Ay. Bir şey geldi aklına, ne geldi aklına? Yok yok yok. Anlat. Bak anlatacağım ama dalga geçmeyeceğim. Ha, dinliyorum. Şimdi bizim lise bitti, tamam, biz diplomamızı falan aldık. Böyle birkaç sınıf buluştuk. Şey dedik, hadi bir kutlama yapalım dedik. Ortada bizim çok eğlenceli arkadaşlar var, kokteyl getirdiler. Kokteyllerden bazıları da alkollü. İşte bu yan sınıflardan da bir kız vardı, böyle bana kafayı takmış. Ya 4 sene boyunca illallah ettirdi beni. Sebebi de şu, erkek arkadaşı bana bir not sormuştu, ben de notlarımı veriyordum falan. Bizi konuşurken görmüş. Dur da tahmin edeyim, ne dedi? MSN'den sileceksin onu mu dedi? Tamam, dur, onun gibi bir şey. Böyle sürekli beni böyle sıkıştırıyorlar, böyle kötü kötü bakıyorlar, gülüyorlar falan. Ben de diyorum ki Ayşe sakin ol, sakın bir şey yapma. Ayşe sakin ol, sakın saldırma. Neyse, ben de senin dediğin gibi dedim ki İçeyim bir kadeh, ne olacak? 2 yudum içtim Kerem. Sana anlatamam. Bak 3. yudumu alıyorum. Şurada 3 kızı gördüm. Hı. Ve bana bakıp kıkırdıyorlar, tamam mı? O anın gazıyla hatırladığım birkaç an var bak. Birincisi, buradan kızın üstüne uçuşum. 2.'si, elimde siyah saçlar. 3.'sü de kız bağırıyordu böyle, Can Hiraş'ım yani. Seni mahkemeye vereceğim, seni mahkemeye gideceğim falan. Tabii sonra mahkemeye vermedi, anlaştık yani, özür diledim. Şey olmadı, sorun olmadı. Ben de pişman oldum tabii. Üzüldüm yani. Ay be Ayşe, tam Rıza abinin kardeşisin ha. Yani Rıza abim insaflı kalır. 2 yudumda. 2 yudumda Kerem, 2 yudumda. Of. Tamam, aldım ben mesajı. Sana sadece meyve suyu. Zaten ben çok irite olurum öyle yani... Kafası iyi olup da böyle sağa sola salça olan, kavga eden kızlardan. Dışarıdan da o kavga bir garip görünüyor zaten. Hiç komik falan değil. Sen demiyorsun ki ben kızları ayıramam, gücüm yetmez. Vahşi kızlardan ben korkarım demiyorsun da kötü görünüyor. Hiç öyle bir şey yok. Alkolsüz. Anlaşıldı. Bir yandan da merak ediyorum ama neyse. Tamam. Ya daha, sakın. Oh. Bir şeyler almaya geldim. İster misin, koyayım mı? Ben hallederim. Bakayım bir dakika. Heh, bu. Hadi gel. Ha. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Saçma sapan bana şimdi bu hikayeyi anlattım diye şaka yapmayacaksın değil mi? Alkolsüz eminsin değil mi Kerem? Ya sana lise şakası mı yapacağım? Aşk olsun. Tamam. Meyve kokteyli. İyi o zaman. Şerefine. Ya. Manzara çok güzel değil mi? Hmm. Ya sen biraz takılsaydın bak, yeni insanlar vardı, ne güzel tanışırdın. Ha? Ya saçmalama ya, sen burada varken niye şimdi? Ya bir şey söyleyeceğim. 10 tane falan çocuk yapmak istiyorum. Böyle tavşan gibi üremek istiyorum ya. 10 tane mi? Ne yapacaksın 10 tane çocuğu ya? 3. amatör kümeye futbol takımı mı kuruyoruz? Aa evet, mantıklı. 11. Yok, kaleye ben geçerdim. Ne? Yok bir şey. Ya bak ne diyeceğim, manzara o kadar güzel ki kesinlikle böyle sözümüzü falan böyle manzaralı bir yerde yapıyoruz. Orada ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? Hazal ya, ben bayağıdır kendimi hazırladım. Bir şey söyleyeceğim, bu manzarada story kesinlikle atmalıyız. Çeksene bir. Ya biraz kendini de alsana, kendini de. Hadi, oldu. Bir şey söyleyeceğim. Sen bana aşıksın. Bunu biliyorsun değil mi? Ne yapalım, bizim de kaderimizde hep 2. olmak varmış. 3.lükten iyidir Rıfatçığım. İyi de iş olmayınca aşk da olması gerekmiyor mu? Aşk da önemli, aşk da olsun. Sen hiç kaybetme görmemişsin. Bizimkisi tatlı rekabet oğlum. Tatlı mı? Vallahi bana hiç tatlı gelmedi, baştan söyleyeyim. Muhsin'cim. He canım. Artık çıkalım mı? Geç oldu. Oo, biz vallahi lafa daldık unuttuk. Gerçekten geç olmuş ya. Biz çıkalım müsaadenle ama senin bekleyeni yok. Sen kalabilirsin tabii. Yani. Ben de birazdan çıkarım zaten. Tekrar geçmiş olsun. Muhsin, yap şunu. Yap şunu. Yelda teyzeciğim. Çok acil bir şey konuşmam gerekiyor da sizinle. Sırık biz eve gidiyoruz. Geç oldu oğlum yatacağız ya. Kısa kes. Ben arabada bekliyorum yani. Ben de arabaya kadar eşlik edeyim sana. Et bakalım et. Gel bakalım. Gel. Allah'ım. Çık. Allah'ım. Olmaz Yelda teyze. Yani ben daha fazla dayanamıyorum artık bu kızla. Aa, çok iyi anlaşıyoruz diyor. Yalan söylüyor. Ben tahammül bile edemiyorum kızı o derece. Ay Volkan'cığım, yani ben şimdi hanginize inanayım? Ha? Sen ayrı konuşuyorsun, o ayrı konuşuyor. Tabii ki bana Yelda teyzeciğim, beni daha çok tanıyorsun sonuçta. Ben onun ailesini de çok iyi tanıyorum yalnız. Yok, vallahi olmaz Yelda teyze. Olursa da başımıza çok kötü şeyler gelir yani, biliyorum. Bana bak Volkan, vallahi sen böyle yapmaya devam edersen hiçbir zaman evlenemezsin. Ona böyle müzmin bekar olarak kalırsın bak, ona göre. Yok, anlatamıyorum. Ya Yelda teyze, konu evlilik falan da değil. Ben bu kızla aynı ortamda olmaya bile tahammül edemiyorum. Ya siz bile o kadar iyi anlaşan, birbirini seven bir çiftsiniz. Muhsin amca yeri geldi, ayrılmaktan bahsediyor sizden yani. Ne dedin sen? Ne dedim? Muhsin amca senden ayrılmak istiyor dedin. Öyle mi dedim? Öyle dedim Volkan. Yelda teyze. Ne oldu Yelda, neyin var? Yok bir şey. Biraz başım ağrıyor. Hemen eve gidelim ne olur. Aa bak Ati, Feza bak. O anda Kerem'in o yüzünü görmeliydiniz. Ya tabii alışmış o böyle. Ama onu öyle birkaç kişi görebilir. Kusura bakmayın, bölüyorum ama acaba Ayşe'nin yanına mı gitseniz? Niye, ne oldu ki? Siz gidin bakın ya. Baktırmaya alışmış. Göreceğim. Ama ne oldu? Benim artık arkamdan böyle kaça kadar saydıysa... bakmadı, en son şey dedi bak. Arkamdan seslendi. Pardon dedi, bakar mısınız? Ben böyle sonra böyle bir... Böyle havalı dönüp bakmış. Neyi anlatıyorsun ha? İlk tanışmamızı. Ha. Bir bakayım mı ona? Ha. Hı. Sen diğerinden mi aldın? Sen ne verdiysen ben onu içtim. Hı. Az kaldı, az daha getirsene. Hayatım azıcık daha getirsene. Tamam, yeter artık. Kerem, sen Ayşe'yi acaba eve mi götürsen artık? Aa! Ben iyiyim, ben gayet iyiyim. İyiyim, niye eve gidiyorum? Bir şey diyeceğim. Ben o çiçeği görmemişim. Sen o çiçeğin... Ben de çiçek takacağım. Kerem, bana da çiçek takalım. Ayşe, sen bayağı iyisin. Bunun hepimiz farkındayız. Çok iyisin yani. İyiyim tabii. Süperim ben. Hadi arkadaşlar, bize müsaade. Herkese iyi akşamlar. Ya, tamam bırak. Gitmeyeceğim ya. Gitmeyeceğim ben. Kerem, senin işin de zor. Yani böyle nerede, ne yapacağını bilmeyen biriyle olmak yorar. Ceyda sen karışma tamam mı? Ayşe gerçekten gidelim mi? Hadi gel. Gel al hadi çantanı. Tamam. O hikayeyi bana anlatırsın sonra. Sabah erken kalkmamız lazım arkadaşlar. Müsaade edin herkese iyi akşamlar. Kerem bir saniye. İyi geceler demedim ya. Aticim iyi geceler. Feza iyi geceler. Ve sen... Ceyda, sana çok gıcık oluyor. Sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak, tamam mı? Ben o boşanma kağıdını imzalamayacağım. Kerem'le hep evli kalacağım. Tamam mı? Evet, dilediysen iyi geceleri. Hadi bakalım. Hoppa! İyi geceler çocuklar. Sağ yap, sol yap. Kerem ağır mıyım? Dur asansör. İndir beni. Dur ne yapıyorsun? Bırak asansörü çağıracağım. Of ay. Durabiliyor musun ayakta? Güveneyim mi? Bak duruyorum. Hayır duramıyorsun. Duramıyorum. Bir dakika. Hem anlatıyorsun öyle de oldu böyle oldu ama arkamızdan vır vır gömmüşsün bizi. Sen manyak mısın ya? O bardağı sen getirdin bana. Ayşe dedin, aldın böyle bana bardağı. Bana sen böyle bardağı sen getirdin, hepsi senin suçun. Ben sana meyve kokteyli verdim. Üzümü bol meyve kokteyli. Bütün üzümleri bana mı yedirdin Kerem? Çok mu üzüm yedin? Tamam gülme, gülme tamam. Gülme, ciddileşelim artık. Aa, sırtım acıdı Kerem. Ne oldu, iyi misin? İyiyim. Ya orada birine sarsaydın? Ya Ceyda'ya sarsaydın şirketin ortasında? Gülme, komik değil. Bir dakika. Ne yaptın sen? Kerem, kadınların arasındaki ilişki erkekler karışmaz. Özel. Karışmayacaksın. Tamam mı? Çek elini. Bir şey diyeceğim. Şu kadarcık bir şey söyleyeyim mi? De. Bakma oraya, bana bak. Bana bak. Senin tipin... Bak yemin ediyorum bak, gerçekten yalan söylemiyorum. Senin tipin bayağı iyi ya. Ne? Kerem senin tipin çok iyi. Sen bayağı yakışıklısın. Bak bakayım. Sağ ol. Sen azıcık gerildin mi? Gerildi bu. Yine yok canım ben ne gerileceğim Ayşe? Gerilme. Gerilmeyeceksin. Gerilmek yok. Kerem gerilmeyeceksin. Sen, ben, biz ikimiz evliyiz. Biz karı kocayız. Elimi tut. Tut elimi. Evli çiftler karı kocadır ve onlara gerilmez. İstedikleri her şey yapabilirler, hakkıdır. Tamam mı? Asansör geldi. Evet, yürüyebiliyorsun değil mi? Ben kendim yürürüm. Dur. Gel. Bir şey diyeceğim. Beni evde de taşıyacak mısın? Söz arabaya taşıyacağım. Da taşıyacak. Kucağında gel. Da alacak mısın? Dur, düğmeye ben basayım, kalmayalım bir daha asansörde. Hava çok güzel. Havuz başında oturalım istersen ha? Ay yok. Benim çok uykum var. Hemen yatacağım. Zaten sabah da işlerim var. Peki. İyi geceler. Hızlı döndürme, başım dönüyor. Aa, Kerem. Az kaldı, son 2 adım. Yes. Aa. Oh. Aa. Midem bulanıyor Kerem, başım dönüyor. Of çok sıcak. Dur, yardım edeyim. Dur, yırtacaksın. Tamam. Şunu da. Ah Ayşe, ah. Ter bastı, yemin ederim. Kerem, midem bulanıyor. Of. Bak, ne diyeceğim? Gel yardım edeyim hadi. Sen şimdi yat böyle kıyafetlerinle, ben üstünü örterim. Ayılınca da bir ara pijamalarını giyersin artık. Onu ben giydiremeyeceğim. Mavi ışıklar benim gözümü alıyor. Mavi ışık midem bulandırdı Kerem. Tamam öyle tekrarlama kendine, daha çok midem bulanır. Derin derin nefes al, burnundan nefes al. Başım... Ay. Evet. Hadi yat, hadi. Biraz ama çaba göstermen lazım, hadi. Kerem, çaba yok. Başım dönüyor. Su içer misin? Bol bol su içmen lazım. Gel. Ne? Gelsene. Geldim. Anlat. Gelsene. Geldim, anlat. Sen de yanımda uyuyacaksın ama. Hadi. Ne? Hadi yanıma yat. Ne? Yanıma yat Kerem, uyuyalım. Çok başım dönüyor. Bir şey yok. Uzat kolunu, aç. Kolunu aç. Bak, aç kolunu. Tamam. Sen uyu sonra. Bir pijamamı giyseydim bari. Yok pijama şey. Uyumam bak, yoksa uyumam. Tamam. Sen uyuyunca ben kalkarım o zaman, tamam. Ayşe. İyi geceler. İyi geceler. Ayşe, uyudum bile mi ya? Kerem! Kerem! Ne oluyor? Kerem uyan! Uyandım, ne oluyor? Dün gece ne oldu? Sana da günaydın Ayşe. Ben böyle hayal meyal hatırlıyorum. Ama yok. Yok olmadı yani. Bir şey olmadı değil mi? Ne? Ne? Olmadı. Ne olabilir ki? Kendini bilmez bir halde kafanı pança gömdün ve hemen kendini kaybettin. Ben de seni eve getirdim, yatağına yatırdım ve bu halde uyudun. Olan bu. Sen niye benimle yatıyorsun? Yani biz neden beraber uyuduk o zaman? Ne? Ayşe ya, ben kendi evimde, kendi odamda, kendi yatağımda neden uyuduğumla ilgili sana hesap vereceğim. Hatta şuradan alayım. Ben bir gece çalışmak için atölyeye gitmiştim. Orada da bir kız... Bağırma ya. Of. Başım çok ağrıyor. Yapar. Dün gece çok mu kötüydü? Keşke dün geceki halini çekip sana izletseydim. Ay. O kadar kötü müydüm ya? Kötü mü? Yok, kötü değildin. Hı? Kötü değildin de... ben centilmen bir erkek olmasam... yani iğrenç, çıkarcı bir erkek olsam, sana karşı sempatim olmasa... belki de farklı bir sabaha uyanabilirdik aslında, biliyor musun? Sus, saçmalama. Ay saçmalama, saçma sapan konuşma ya. Ne olur. Zaten çok mu uğraştırdım seni? Yok canım, alışkınız sonuçta. Merak etme, ben o senin Berk bebesi gibi yelkenleri hemen suya indirmem. Leş gibiyim, elimi yüzümü yıkayacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim Ayşe Hanım. Sizin alemciliğiniz ne pismiş ya. Ne pis bir alemciymişsin sen. Ay sus Kerem, sus, utandırma. Allah utandım ya. Ay. Abim sağ ol vallahi. Her şey senin sayende oldu. Ya yok lan. Sen yetenekli adammışsın oğlum. Biz farkına varamamışız. Yani şu Ayşe takıntında olmasaydı. Böyle durumlara da iyi gelirmiş abim deniz yolculuğu. Böyle farklı limanlar, farklı sevgililer hesabı. Çakala bak ya. Ne diyor ya? Ulan ben sana bırakmayı düşünüyordum dükkanı öbür ay biliyor musun? Hep bunun hayaliyle yaşadım ben oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya nereden çıktı? Kimin başının altından çıktı lan bu gemide çalışmak? Oğlum bak gel vazgeç. Kim aklına girdiyse... Arkadaşları. Kötü arkadaşları. Ah, babasının koltuğuna oturup patron olacaktı. Bak şimdi gibi de elin zenginini köle gibi kahve yapacaksın. Ah bütün gün ayakta. Ah kuşum, ah kuşum. Bunu da bizden bilin. İmparatorluğunuzu kıskandık da veliahtınızı yurt dışına yolluyoruz. Ulan Sabri ben senin yerinde olsam şunlardan kurtulmak için gemiye değil Mars'a giderdim. Ya yenge anne tamam ya. Beğenmezsem geri dönerim bir şey yok. Ay inşallah. Hadi geç kalıyorum gidiyorum ben. Hadi. Gel abi gel. Gel. Yetmedi ya bir daha sarılacağım. Ay Sabri. Tamam koçum hadi, hadi. Hakkını helal et abi. Helal olsun, helal olsun. Hadi. Hadi görüşürüz. Dur ya ben geçireyim onu. Öne oturacak Sabri. Siz geçin arkaya. Arkaya geçin, sıkışın öyle. Geç koçum. Ha. Ha. Kemerini tak tamam. Kemerini tak. Hadi abi. Abi. Hadi kemik. Hadi. Koşum, koşum, koşum. Hadi geçmiş olsun. Allah kavuştursun. Anne ben çok acıktım ya. Ne yemek var? Erkut. Tamam. Ne yemek var? Günaydın. Günaydın Ceyda. Dün gece... Bırak şimdi dün geceyi. Muhsin amca şirketten çok büyük miktarda para çekmiş hata alabilmek için. Bu şirket evliliği anlaşmasına aykırı. Eğer bunu yukarıya iletirsem Yiğiterleri yerle bir ederim. Ceyda sen neyin peşindesin? Neyin peşinde olduğumu sen gayet iyi biliyorsun. Ayrıca ben de senin neyin peşinde olduğunu çok iyi biliyorum. Kerem'e tamamen sahibi olmak, anlaşmalı evlilik yapmaktan daha kârlı öyle değil mi? Ceyda sen ne diyorsun ya? O imzayı atacaksın. Dün gece bana söylediğim boşanma evraklarını imzalayacaksın. Ben de göreceğim. Yoksa Yiğiterlere öyle bir zarar veririm ki... ...yaptığın anlaşmanın da sana hiçbir faydası olmaz. At şu imzayı. Hepimizi kurtar. Çok boşladım şirketi ben. Şirkete gideyim en iyisi. Aa git canım git. Acil bir şey olursa ben seni ararım zaten. Yelda nerede kaldı ya? Kahvaltıya inmedi. Gece de erken yattı halbuki. Günaydın Yelda. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Boşanmak için de istediğin zaman avukata gidebiliriz. Anlaşmalı boşanalım olur mu? Yani böyle rezillik falan çıkarmadan. Hülya, boşanma mı dedik? Boşanma dedi ya. Baba. Sen, ben, biz, İkimiz evliyiz, biz karı kocayız. Elimi tut. Tut elimi. Evli çiftler karı kocadır ve onlara gelinmez. İstedikleri her şeyi yapabilirler, hakkıdır. Tamam mı? Ayşe? İyi geceler. Vay be, ne geceydi. Yani uzun zamandır. Bilmiyorum. Etkileniyor muyum? Yaşlanıyor muyum ya? Selam. Aa, ben de seni düşünüyordum tam. Ne diyeceğim bak, Volkan'ı da alalım, bir öğle yemeğine çıkalım. Artık şu çocuğun işini halledelim bak. Senle ben bunu hallederiz, değil mi? Ne dersin? Olur, gidelim. Boşanma belgesini imzaladım. Yani bir türlü imza atamamıştım. Hallettim sonunda. İyi yapmışsın. He, ben de hallederim şimdi zaten. Tamam. Görüşürüz o zaman. Kolay gelsin. Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anlasana artık, ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok, anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle başlar yol ortasında, yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan.